Efendim herkese iyi akşamlar diyor. İyi akşamlar. Dostlarım Romalılar, bu menajer 23'te. Journeyman kariyerimizin yeni bir bölümüyle daha hepinizle karşınızdayız efendim. Sefalar getirdiniz. Taci'm hoş geldin. Aleykümselam. Efe hoş geldin kardeşim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Geçen gün geç gelmiştim. Bugün tam zamanda geldin Efe. Oy! Tam Adana'da bir maçı varken Adana Spor Journeyman kariyerimize tekrardan devam edelim istedim. Jornimen'de bakalım ne kadar üst seviyeye geleceğiz. Bu kariyerimizin hedefi oydu. Amacı oydu. Amacımız Türk olmayan takımları yenmek. Harikçum hoş geldin. Selamlar canım. Aleykümselam. Koma. Koman oğlum hoş geldin. Aleykümselam. The Door hoş geldin. Aleykümselam. Hepiniz hoş geldiniz beyler. Bu kariyerdeki amacımızın ne kadar yükselebileceksek o kadar yükselmek olduğunu biliyorsunuz. Jornimen'de en büyük takıma gidene kadar devam edeceğiz. İşte City'dir, Liverpool'dur. Bizi kim isterse nereye kadar gidebilsek onları yapmaya çalışacağız. Kelvincim Aleyküm canım hoş geldin sen de. Bir antrenörlük kursuna başlamayı bir isteyelim bakalım. Savcıcım hoş geldin canım. Halilcim hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Beyler bayanlar. Merdivenden kayanlar falan vardı muhabbet hatırlar mısınız? Antrenörlük kursuna başla diyorum abi. Antrenörlük kursuna başlamamız lazım. Bir antrenörlüğümüzü geliştirmemiz lazım ki büyük takımlara gidebilelim. Belki yönetimde kabul eder zaten iyi durumda kulüp hani beklenilene göre. Hocam Bayern şampiyonluğu kaybedecek herhalde. Abi hoca değiştiği yaramadı Bayern Münih'e ya. Hem şampiyonlar liginde neredeyse gol yemeyen bir takımları vardı. Barcelona'dan bir tek gol yediler galiba bir tane falan. Hem de ligde şampiyonluğu oynuyorlardı. Şimdi ikisini de veriyorlar abi. Böyle bir durum oldu. Abi herhalde ilk ay sizde kalacak. Dün Uğur Karakolukçu ilk ay de kalacak tarzında bir yorumda bulundu ama ben inanmak istemedim. Ben inanmak istemedim abi. Benim benim de kendime göre hayallerim, hülyalarım var. <laughs> Eğer inşallah şampiyon olursa City belki belki bir ihtimal. İlkay'ın artık bütün hedeflerini bitirdiğini ve tek bir hedefinin kaldığını söyleyebiliriz. Uğur abim dediyse doğrudur bence. Göreceğiz bakalım. Transfer dönemi gelsin görelim. Ya zor bir transfer tabii de neden olmasın? Neden olmasın? Kelvin Uğur'a inanamam var mı? Ya ben Uğur'u severim, inanırım abi, güvenirim. Hem sağlam gazeteci hem de iyi bir Galatasaraylıdır kendisi. Abi bugün Ebu Bakar ne gol attı ya? Gördünüz mü? Acayip bir gol attı Ebu Bakar ya. Biz de hemen bir kariyerimize de bakalım da o arada. Türkiye Kupası'ndan elendik en son Ümraniye hatırlarsınız. Ümraniye hiç top oynamadan bizi eledi maalesef ama biz ligimizde iyi gidiyoruz. İnşallah daha da iyi yerlere geleceğiz diye düşünüyorum. Reis ya Desire Doğu nasıl gider? Yani daha Desire Doğu ben gerçekte izlemedim. Menajerlikte biliyorum çok potansiyel bir topçu olduğunu. Gerçekte izlemediğim için de bir yorum yapamayacağım. Kerim Alıcı geliyor. Bir tane sağ bek almıştık sanki ya. Bir tane sol bek alsak daha tatlı olacak herhalde. Sami Haber son zamanlarda daha çok güven veriyor. Sami Haber evet son zamanlarda bayağı güven veriyor. Katılıyorum. Ebu Bakar forvet oğlu forvet ya. Şöyle Ebu Bakar Gomis tipi golcüden hastasıyım. Abi Ebu Bakar hakikaten tam golcü herif ya. Yani ligin üzerinde bir golcü. Aynı Icardi gibi abi. Seneye üç büyükler iyi çekecek gibi. Ya aslında ben Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin daha çok çekeceğini düşünüyordum ama Fenerbahçe'de transferler erkenden başladı. O yüzden Fenerbahçe'de olacak gibi evet. Üç büyükler olacak gibi duruyor. Abi hiç Mobile FM denedim mi? Askerdeyken ya da askerden önce diyelim. Askerden önceyken denemiştim. Askerden önce denemiştim. Abi Pendik Filo finaline gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Çaykurca'da çıkmış galiba Galatasaray'ımızın belalısı. <laughs> Ona da hayırlı uğurlu olsun abi. Askerdeyken değil abi. Dilim sürüştü. Askerden önce denemiştim diyelim. Askere gitmen önce. Hocam erken başlama sebebi bizim başkan başarısızlığı unutturmak için gündem değişiyor. Buna da katılıyorum ya maalesef. Maalesef buna da katılıyorum. Savcıoğlu. Ali Koç Başkan'ın biraz işte şampiyonluğu kaybetmenin vermiş olduğu gündemi değiştirmeye çalışıyor gibi. Evet buna katılıyorum abi bu yoruma. Biz sabek aldık diye hatırlıyorum sanki ya. Kalafat almadık mı? Sözleşmeyi reddettik. Ya sözleşmeyi reddetmiş. Bir kulüpteki bir sabeklere bakacağım ya. Kulübümüzdeki bir sabek sayısına bakacağım abi. Ona göre alacağım şu çocuğu. Mevkiyi ayarladık sağda. Erdem var biliyorum. Erdem dışında adam yok mu oğlum? defans solda oynayan var. He. Ahmet Eren'i aldık ya. tam sol bek almışız. Sağ bek değil. Okey alabiliriz demek. Ardacım hoş geldin. B Bursa'da son maçta kümeye kaldı. Cami olarak hiç yönetim sevmiyorlar. Yine yönetim istifadeye bağırıyorlar. Evet. <laughs> Ama Bursa Spor'un eski yönetimin suçlarını yeni yönetimler çekiyor maalesef. Mustafa Kapı gelişiyor mu? Gerçekte gelişmiyor. Ay oyunda gelişmiyor abi maalesef. İyi durumda değil. Ee, Kerem'i onaylıyorum abi. Kerim gel bakalım. Transfer teklini geri çekti oğlum. Transfer bitişini iste. Aa isteyemiyor. Niye? He buradan onayladım. Okey. Eyvallah Doruk'um hoş geldin. Aleykümselam. Alakam yoktur Kerem ile. Hangi Kerem ile? Güzel bir sağ bek aldık. Sol bek aldık abi. Şu an ligin üzerinizde olduk. Alperen'cim hoş geldin canım. Selam. Tamam sağ sol bekimizi aldık. Güzel. Kalafat mı? Hı. Ya fena bir transfer değil ya Adana spor için. Hocam Altınordu satılıyormuş. Dört büyüklerden bir takımı satın alıp fiyat takımı yapar. Aslında evet Altınordu'nun çok büyük potansiyeli var ama son bir buçuk senedir doğru işler yapmadılar. Belki ondan dolayı satılıyor olabilir. Abi antrenörlük kursunu niye yapmadınız? Sağlık bütçesiyle ne alakası var? Beni niye kursa göndermediniz? Aleykümselam selam Hoş geldin Can. Beni kursa göndermemek için sağlıkçıların aldığı maaşları şey yaptı. Doktor düşman herif. Mustafa Erdem başkanım. Sağlıkçı düşmanı ya. Hemşire düşmanı sağlık düşmanı. Hemşirelerin maaşına göz dikmiş. Beni antrenörlü kursuna yollamıyor. Yazıklar olsun. Hocam VIP versene. ayda. Abi Napoli kariyeri sarar. sarar. Daha da şeyden faydalanmak istiyor. Bu ilk sor sorma işinden faydalanmak istiyor ama yemedi hala. Ha yemedi daha doğrusu. Bir şey yapman lazım. Yayın sonuna kadar kalsın. Allah'ın yayın sonuna kadar verdim ama. Bu samimi düşüncen yayın sonuna kadar sana VIP vermeme hak kazandırdı. Oo selamlar Cibocuğum hoş geldin canım. Evet. Şimdi. Sağ sol beki koyalım abi. Ahmet Eren'i almıştık. Gökhan kurmuş. Kurmuş Gökhan. Çıktın. Adem hangi Adem? Stoper Adem. Çok da top oynamadı aslında. Biraz görelim bir pişerdin demiş. <laughs> abi gece yine pro clubs var mı? Genelde oynuyoruz. Bakalım hocalar müsaitse oynarız. Süleyman aldım abi sol beke. Hocam ne olacağız böyle ya? Kim Doruk? Fenerbahçe mi? Yeni aldığımız sabek gelmedi mi ya? Murat Sağlam var. O hazır değil. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim Gamer olur. Bir sen fark ettin. Hoş geldin. Abi aldığım sabek gelmedi mi? Ocakta mı gelecek acaba? Dikkat etmedik çocuğa. Transfer. 12 Ocak'ta geliyor. Okey. Ekleyemeyiz adam. Yapacak bir şey yok. Böyle oynayacağız herhalde. Bir Mehmet büyük sayar Mammi yine. Bir gidelim bakalım. Kendi sağımız. pozitif bile oynayabiliriz aslında. Evet. Ben de fark ettim. Bu arada okumuyorsun ki demiş. Hayda. Kusura bakma Doruk'cum ya. Hakkını helal et. Göremedik kardeşim. Senin kadri kıymetini bilemedik. Evet soyunma odası. Senin için soyunduracağım şimdi. Ee, çocuklar size inancım tam. Kolları yukarı kaldıralım. Şöyle. Bugün üzerinizde baskı yok. Hocam saçları ne zaman sıfıra vuruyorsun? Parayı bulduğum zaman. Oğlum geçen berbere gittim. 150 lira dediler lan. Abi 150 liraya tıraş mı olur? Ben kendimi kırparım. Koyun gibi kırparım ben kendime. Ne gerek var? Ne zaman parayı bulursam o zaman saçlarımı kırptıracağım gençler. Selamun Aleyküm. Aleyküm hoş geldin. Askerde bir arkadaşım beni tıraş etmişti ya. Askerde bilmiyorum giden var mı aranızda? Gittiyseniz şahit olacaksınızdır. Arkadaşlarınız falan tıraş edebilir sizi. Hele biz bu Covid zamanında full içeride tıraş olduk. Çünkü Covid zamanı askerdik biz bir arkadaşım vardı çok güzel tıraş yapıyordu ya. Valla hani yakında falan olsa direkt gider ona tıraş olurdum herhalde. Beşiktaş'ın neler yapıyor? Beşiktaş galiba Adana Demir'in iç sahadaki maç kaybetmeme serisini bozdu şu anda. Ebu Bakar da acayip gol attı abi. Evet bakalım ne alt edeceğiz. Ya ben işte Covid olduğu için dışarı salmadıkları için bizim izinlerimiz iptal olduğu için askerde Çarşıya gidemedim. Çok çarşıya gidemedim. Ulan asker de yemekhaneciydik abi. Bizim iki gün iznimiz olması gerekirdi. Covid'den dolayı hem yoruluyorduk hem çarşı iznimiz yoktu. Acayip bir olaydı. Ben onbaşı postacısıydım. Her gün dışarı... Vay kardeşim benim. İyi yere şey yapmışsın. Da onbaşı postacısı ne abi? Sen onbaşısın muhtemelen postacıydın herhalde. Yani bir albayın falan postacısındır muhtemelen. Ya da bir subayın postacısı olabilirsin herhalde. Askerde çok iyi berberler var. Yani bizim gibi çocuklar işte berber oluyordu. Veya işte berber olarak askere giden vardı. Onlar berber oluyor abi. Abi sezon sonu geç son ayrılacak diyorlar. Ne diyorsun? Yani bilmiyorum. Bence satılmaması daha mantıklı. Çünkü %50'sini Benfica'ya ödeyecekler. Satın alma bedenin. Ya kaç yanlış okumuşuz oğlum işte. <laughs> Aman abi atak yiyoruz. Aman bir, bir tık pozitif oynayalım ya. Beğenmedim. Talimatlarda bir tık sıkıntılarımız var. Hmm, geçiş yolunda pas yapmak yerine bence ortadan beklerin de hücuma çıktığı bir oyun organize edelim diye düşünüyorum. Emret komutanım emredersin komutanım çekmiş asker bizden. Evet postacı olmanın da sıkıntısı o ya. Çok fazla subaylarla takıldığın için hep hazır oldasın abi. Ayda aman abi. Abi Sasha Boya yerine Brandon Sophie. Abi tam birebir benzer oyuncular da. Brandon Sofiyi ben gerçekte izlemediğim için yorum yapamayacağım. Hani evet oyundaki mantıkla evet kapatır. Ama Sofiyi ben gerçekte izlemedim. Bir izlemek lazım ya Sofiyi. Taş gibi topçu menajerlikte. Deep Fear Asya'nın laf göndermiş. Alper hocam görev ayda. Kemal'cim hoş geldin canım. Abi askerde yemekhaneci olmak çok keyifli. Herkes görevden kaçıyordu ama özellikle hani çok çalışıyorsun. Çok işte bulaşıktır, yemektir, yemek servisi bilmem ne falan. Çok uğraşıyorsun diye herkes kaçıyor oradan yemekhanecilikten veya bulaşıkçılıktan ama en kral meslek abi. Çünkü kimsenin sevmediği bir şey yapıyorsun. O yüzden komutanlar seni çok seviyor. Ve komutanlar sana o yüzden çok iyi davranıyor abi. Yani ve komutanların iyi davranması askerde çok iyi bir olay abi. Her istediğini yapar, yaparlar Yani. Ve sen de her istediğini yaptırırsın. Abi Ankara gücü maçındaki olayı gördüm mü? Abi Mete Kalkavan beni şaşırtmıyor ya. İnşallah hakemliği bıraktığı, emekli olduğu bir maç olur. Abi top oynamıyoruz yalnız ya. Paşam hadi hadi. Arkaya sal. Tamam güzel. Ben posta işini iyi yürüttüğüm için iyi davranıyorlardı. Da. Hayda. Bizde kalsın çok güzel. Abi. Ortadan güzel oynuyoruz da şu an bekleri hücuma çıkartamadık ya. İstediğim gibi bekler hücuma çıkmadılar maalesef. Bir daha geri dön. Beke dön. Allah! nasıl kaçırdı ya? Atalanta 9 milyon euroya aldı ama 16 maç ilk 11 kotası %25 şu an sakat diyebiliyorum. biliyorum. Kim? Sabek mi? Bu so mi söylediğimiz Sabek mi? Sofi mi? Hocam 28 Mayıs gecesi bir şey konuşmamız lazım. Mesaj atacağım size. hocam hayır olsun. Direkt şu an mesaj at ya. şimdiden at. Erdem'i çıkartalım sağ tarafa bir bek alalım ya. Ahmet Eren var. İsmail Köybaşı'yı terste oynatalım bakalım. Hücumda oynatacağım. Süleyman da hücum oynatacağım bakalım. Hmm. Altı oynuyor Mehmet Büyüksayar ya. Mehmet'in yerine İbrahim Koca'yı aldım yine abi. Kocam İbrahim. Gel. Kocam derken koca yani soy ismi. Ee, bir de Brüssel alacağız yine galiba. 4-4-2'ye döneceğiz gibi ya. Aa, gerçi beni Man çok kötüymüş. Bu 18'lik çıtırı forvet alalım yine ya. Ya da Burnham'ın falan da alınabilir belki. Ee, aldım direkt de. Bir yaratıcı da aldım. Medun yeni de çıkartıyorum ya. İki forvet alıyorum abi. İki forvet aldım. Baskılı bir oynayalım bakalım. Burnham'ın da yardımcı da olabilir ya. Hiç problem değil. Hatta çalışkan falan böyle oynatabilirdik. Full press yaptım ya. Full press'te kalsın bakalım. Şimdi Pastaşarak ceza sahasına gireceğim ya. Böyle olsun istiyorum. Hadi bakalım çocuklar size güveniyorum. Aslanlar bu maçı çözüyorum bizim sahamız ya. Ben bana kalırsa herkes işine gücüne baksın abi. Çok fazla siyasi şeylere odaklanmayın. E, derste başarı gösterenler, bilimde başarı gösteren, gösterenler bilimine baksın, ilmine baksın. Ee, i̇şlerinde, iş hayatında atılmak isteyenler iş hayatına atılsın, işlerine baksın. He, tabii ki gidip oyunuzu kullanın abi ama Türkiye'de siyasetle uğraşmak zaman kaybı. Aleykümselam Mister, hoş geldin canım. Ne yapıyorsun, nasılsın? Toparladın mı kendini? Abi kaçırma ama yavrum sertaç gibi bir delikanlıyı kaçırdın ya. Arda! hoş olmadı bu. Bu hiç hoş olmadı. Yani pozisyon yok gol yedik ya. Adamların pozisyonu yok. <laughs> Sınav az kaldıysa boş ver sınavlarına bak. Aynen kafa dağıt kral. İyi yapıyorsun. Aa! Çok fazla kaçırıyoruz ya. Fazla kaçırma problemimiz var. Süleyman haydi abi ortayı biraz daha iyi kullanalım. Ya abi. Hasan Hüseyin. Paşam. Ya tipini kurban oldum. Bizim arkadaşa benziyor lan Hasan Hüseyin. Benim üniversitede sınıf arkadaşım vardı ona benziyor. Bir şey söyleyecektim o yüzden söyleyemedim. Çok severdim. Yunus diye bir arkadaşım vardı ona benziyor biraz. Onun tipini andırıyor. Düne göre bayağı iyiyim hocam sağolsun sorduğun için. Sen nasıl? Çok şükür teşekkür ederim ben deyim canım. Ay 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 ay. İyi top oynuyoruz ama gol problemimiz var. Çalışkan oynasın ya. Çalışkan forvet oynayacağım şunu. Yaratıcı oynayın abi. Sonman üstüne gidin. Biraz daha önde basalım ya. Biraz daha önde basalım abi. Böyle olmayacak. Hatta koşu onunla. Pasat topu da hızlıca elinden çıkar diyorum. Bakalım ne yapacağız. Vallahi bilmiyorum ne olur. Siyasi Türkiye'de 24 saatte her şey değişir. Hatta 1 saatte bile her şey değişir abi. Abi 2 şut vurdular be. Figey Raydon'un burada ne işi var? Aa küme düşmüş Gaziantep. Gaziantep'te oynuyormuşuz lan. Dikkat etmedim oğlum. Tüh. Mam çekim mi başlamış? Hayırlı uğurlu olsun. Ya çok saçma yenildik. 5 şutları var ya toplam. Bizim 12 şut var abi. 6 şutları var toplam. Şu an daha açıklamadılar galiba yarın açıklayacaklar kim desteklediklerini abi. Gençler. Ee, hani Sinunan ve ekibi yarın açıklayacak diye biliyorum kim desteklediğini. Bizim şey niye çalışmıyor masaj aleti ya? Heh. İbrahimciğim atalım şu golü de. Ya İbo Ligden çekilen takımlar seneye hala Süper Lig'de mi oynayacak? Valla hatırlamıyorum ama sanki o tarz bir şey vardı ya. Doğru mudur gençler? Bilginiz var mı bu konuda? Evetmiş okey. Oh be attık. Hadi abi bir tane daha. Burnham'ın. Evet seni Süper Lig'de der. Hadi bakalım. Hasan Hüseyin'i falan değiştirsek acaba Etki eder mi ya? Berkan var burada. Muhammed Ardıcı mı almıştık biz? Ya biz yeni aldığımız oyuncuların bazılarını almamışız kadroya gençler ya. Vallahi yazık oldu. Şu Mete'yi mi yeni aldık? Yok. Kimi yeni aldık biz? Orta sahaya bir adam aldık biz. Celabert değil. Allah Allah. Almadık mı acaba? Daha gelmemiş miydi? Ha, daha gelmemiş. 12'sine geliyormuş ya çocuklar. Okey. Kafam oradaydı o yüzden Acaba dedim. Evet istedikleri zaman tekrar süperlikten başlayacak ama hata belki seneye gelemeyebilir. Sonraki senelere gelir. Hayırlı uğurlu olsun abi ya. Vallahi çok sıkıntı zaten. Bakalım ne zaman toparlar kendisini. Diğer şeyler. Hasan Hüseyin'i çıkardım gençler ya. Çok maç sattı. Edwin Brozdaş'ı satıyor ama onu çıkartabileceğim adam yok. Gaziantep Spor'u yediler ya. Ne diyeceğim bilemiyorum. Bilmiyorum ben. Abi ya. Abi 7 şut çekti toplamda adamlar. 24 şutla maç kazanamadık. 20 şutla maç kazanamadık ya. 2-10 x'ciğimiz var. Çok kötü oldu. Yabancı sınırı şu an için kesin olarak değişmedi ama yani maalesef bir günde bile her şey değişiyor Türk futbolunda da. aynı Türkiye siyaseti gibi abi Türk futbolu. Yani, belki TFF başkanı seçimi olacakmış. Değişirse belki değişir yabancı. Yani yabancı sınırı da belki değişir belli olmaz. Şu gibi bitirelim de yabancı sınırı muhabbeti ondan sonra konuşulur. Ufaktan hocayı yiyelim arkadaşlar. Hangi hocayı? Beni mi? Hocam ben Çorum kariyerindeyken Batuhan Er vardı. Her sezon 40 gol atıyordu. Ne durumda bakarım? He, tabii ki bakalım abi. Hemen bakalım nasılmış. Hiç fena değilmiş ya. Ama da yani. Üçüncü ligde yani bizim çok fazla şey yapmaz gibi. Abi çok kötü oldu ya. Şu maçı almamız lazımdı. Gaziantep'i yenmemiz lazımdı da. takım bir tık yorgundu ya. Bir Ocak gelsin de bakalım belki toparlarız. Bir daha bir lige bakayım şöyle bir. Gaziantep önümüze geçti. Ya yenmemiz lazımdı Gaziantep. Ya zaten üst taraf yani ligin altında bitirilmememiz isteniyor bizim de. Ama en azından Antrenörlük kurşuna göndermesi lazımdı bizi yönetimi. Belki Ocak'ta bir daha isteriz. bence artık değişmez hocam. Takımlar ona göre hazırlanmaya başladı. Bana da öyle gibi geliyor ama tabii muhalif olarak ümit kaybetmemekte lazım. Belli olmaz abi bu işler. Satranç takip ediyor musunuz hocam? En son turnuvayı takip ettim. Bu Çinli sporcu şampiyon oldu. Son final maçına kadar izledim yani. Adamın da adını unuttuk ama takip ettik yani. Şu an yeniden başladı mı abi satranç turnuvası biliyor musunuz? King Liren. Yani Ding Liren de herhalde. Bir de var sakat, sakatlansın bu ya. Bunun yapacak bir şey yok. Bu adam maalesef kazık oldu bize. Haftaya şampiyon oluyoruz. Hocam ne dersin? Gelir mi çifte şampiyonluk? Çifte şampiyonluktan kastın. Ee, Fenerbahçe'yi mi soruyorsun mister? Yani Fenerbahçe bir tek çifte şampiyon olma şansı var. Başka takım var mı abi çifte şampiyon olma şansı? Bu neymiş böyle ya? Arne Seeker. Yani. Aslında sola olurmuş ya. Boşta da oyuncu. Sol bek olurmuş yani ama yabancı yani. Hocam masa başı turnuva var da Liren iyi gitmiyor. Yapma be. He, siyasi olarak diyor. Hem Galatasaray şampiyonluğunu kastediyor. Hem muhalefetin seçim kazanmasından bahsediyor. Hayırlısı be. Ya Magnus en son turnuvaya katılmadı Magnus Carlsen satrançta. Bilmiyorum önümüzdeki turnuvaya katıldı mı? Hmm. Aa, basın toplantısına katılmayacağım da gençler birini yenmemiz lazım. Hocam online server sorunu için Sega'ya ticket attım. Global sorun varmış. Düzeltmeye çalışıyoruz diye geri dönüş yapmışlar. Sorun yaşayanlara duyulur. Aa, çok teşekkür ederim Savcıoğlu. Var ol ya. Maybe one days. Maybe. <laughs> Hayırlısı abi. Hiç canınızı sıkmayın. Magnus katılmıyor hocam. Pokereden adam kafada satranç bilirdi. Pokere başladı ya. Bu büyüklük şaka mı? Tam geri adım attım. Hadi mammin Ali Aleyküm selam Osman'cım hoş geldin canım. Abi sen Ali Koç olsan seneye Jorge ile devam eder misin? Yani fiyat performans baktığın zaman kötü hoca. Ama ben sürekli hoca değiştirmesi taraftarı değilim. Ya ben mesela İsmail Kartalık olmazdım en başta. E şimdi Jorge varsa Jorge ile devam ederim. Maç kaybettiğimiz kötü oldu gençler ya. Gençler 1'i ne oynuyor? Bir bakalım bakalım. 4-2-3-1 mi oynuyor? Şuraya bakalım ne zaman maç... O hep kaybediyor. En son Göztepe'ye kaybetmiş. 30 milyon euro harcayıp 3. oldular. Valla bayağı sıkıntı oldu. 4-3-3 oynayabiliriz ya. 4-3-3 oynayabiliriz. Ali Hoca, Ali Koç olsa Ali Akman, Efe Karaca, Ramazan Civelek çeker. Yoluna devam eder. Hayda. Ya ben niye çer çöp çekeyim abi? Aleykümselam sevgili Hakan'cım. Hoş geldin canım. Ben muhtemelen scout transferi yaptırırdım sürekli ve oynattırırdım. Ben bu arada ligi şampiyon bitirmeyi önemsemezdim ya. Ben oyuncu yetiştirilmesini önemserdim. Bu saatten sonra lig para kazandırmıyor abi. Şampiyon olan takıma 100 milyon TL veriyorlar. Bir Samet Akaydın parası veriyorlar abi şampiyon olan takıma. O yüzden ben adam yetiştirirdim. Adam yetiştirmeye bakardım. Scout transferi yapıp geliştirip satardım abi. Taraftar bunu açıklamak önemli değil abi. Ben beni taraftar seçmiyor. Beni Fenerbahçe kongre üyeleri seçiyor olurum. Taraftarın düşüncesi beni alakadar etmez ya. Yani şampiyon ben söylerdim de seçilmeden önce. Ben şampiyonluk değil, oyuncu yetiştirip satmayı hedefliyorum gençler. Böyle böyle büyüyeceğiz derdim yani. Kongre üyeleri taraftar ama Galatasaray Lisesi gibi değil demiş Osman Hoca. Ya öyle de işte o zaman herkesi üye yapmayacaktın abi. Suç burada. Elit tayfa üye olacaktı demek. Ki. Abi çok kötü oynuyoruz ya talimatlarda bu rakibi merkezden oynamayı zorla diyelim bakalım ne olacak. Her, çok geliyorlar kanattan şu an. Hocam zaten Ali Koç da şampiyon olmak Çok sıkıntı çıkmaz diyor. Bilmiyorum. Olabilir. Medo, Medo, çok iyi pas be. Ay çok iyi pas attı Medo. Aferin. Ali Koç Abdülkerim'i küçümseyip o kadar etmez deyip daha fazla fiyata Samet çekti. Şimdi Abdülkerim de Samet nerede form olarak? Öyle maalesef. Ya maalesef değil ben seviniyorum gerçi. Ya ben Samet Akaydın'ın oyuncuya tükürdüğünü düşünmüyorum ya mister. Hani öyle gibi gözüküyor kamerada da abi niye tükürsün yani ne gerek var futbolcular birbirlerini severler yani. Ben zannetmiyorum bilmiyorum bana doğru gelmiyor ya. Yani. O tarz algıyla İş yapılması gerektiğini de düşünmüyorum. Yani. Bak Samet e, hani kötü futbolcu olabilir, kötü bir stoper olabilir ama yani kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum ben. Yemelim abi be. Abi bomboş offside attı aptal. Bomboş offside attı. Kendisi vursa gol atacak. Abi baksana niye burada pas atarsın ki? Bak şimdi bak. İçeri kadar giriyor. Bak şimdi. Bak bak bak. Girmiş içeri. Buradan içeri giriyor yani yetişemez bunlar sana. Bayağı hızlanmıştı. Gitti pas attı. Hiç gerek yoktu yani. Ya bence de algıydı yani. Erdem niye kulu? Abi Pierre Gianni be aslanım benim. Samet mi Danim hocam? Ben ikisini de tercih etmezdim abi. Ya fark etmemiş olabilir ya Mister. Çok öyle şey yapmamak lazım ha. Bu tarz olaylara takılmamak lazım. Futbola odaklanmak lazım bence. Ağacım hoş geldin. Baktığın zaman karşı taraf futbola odaklanır mıydı? Mesela Galatasaraylı futbolcu yapmış olsa belki odaklanmazdı ama bence yine odaklanacak insanlar odaklanırdı ya. Yani bana da algı gibi geliyor ve ben kötü bir insan olduğunu düşünmek istemiyorum abi futbolcunun. Ee, Burak Çoban Abi Burak bayağı maç satıyor mu buralar ya? Süleyman da kötü yani. Ahmet aldık bakalım. Destek toynasın, de oynasın. İki oyun oynasın bakalım ne yapacak. Ben Trabzon sporlu olarak diyorum. Algı yapmış bizim taraftarlar. Algı yapmış diyor. Ta Katılıyorum. Ama ceza asla Samet savunmam diyor. <laughs> ya sen maçını oynamasın diyor. Osman Hoca da Fenerli. Samet'in ceza almasını istiyor abi kim alacağız abi? Burn'u mı alalım? Brovis, brovis alalım. Arkaya iyi kaçar ya şu maçta. Şu maçta iyi kaçar arkaya. Yani üçlüye dönebiliriz belki. Burak'ı ortaya çekip ya. Burak da ortada oynar. Mantıklı olabilir. Yani İşler iyi giderken bu tarz bir şey yapmak mantıklı mı? O ayrı bir konu da. Abi Ankara gücüne yenildi. İş aranaya kalsın ya demiş. Aman Allah korusun ya. Hiç gerek yok abi. Kalp krizi geçirme. Mehmet'i burada oynatalım ya. Biraz... Asimetrik bir diziliş olsun. Burayı çıkartmak lazım da. Onu kimin yerine yapacağız? Şöyle bir değişiklik yapamayız herhalde değil mi? İbrahim Koca'yı alsak. İbrahim Koca'yı alıp. Ulan İsmail Köybaşı'yı on numarada mı oynasak? Ne yapsak? Ne olmuş hocam? Samet Seccade'ye mi basmış? <laughs> ya o kafayla bu kafa aynı maalesef ya. Vallahi aynı kafa. Maalesef aynı kafa ya. İbrahim koca gel yavrum ya. Mam mini'yi buraya çektim. Olsa çektim. İbrahim çalışkan oyna be. Hadi bakalım. Biraz farklı bir diziliş olsun. Hocam Fener'de Arayo Zala'ya gitmek istiyormuş. Arayo ile Zala'yı bilmiyorum da ben Ferdi ile Arda gidecek diye zannediyorum ya. Onlar giderse de Türk kuralı çok Fenerbahçe için sıkıntı olur. Yerli kuralı. Eyvallah belki hoş geldin canım. Yemeyelim abicim ya. Her gelen şu ilk gol oluyor ya. Ya Arda. Bir de iyi oynuyorsun sözde ya. Vallahi ilk gelen her top gol oluyor ya. Hadi atalım bir tane de bari. Pas pas pas. İşte bu aferin. Chelsea malla sözüne katılır mısınız hocam? Yani transferleri verilecek paralar değil abi. Yap yapılacak paralar değil. Uygun fiyata aldıklarına bir şey demiyorum. Mesela Badi transferi çok iyi bir transfer. Ama yani bu Ukraynalı topçuya verdikleri para falan bedava yani. Arjantinli'ye verdikleri para çok fazla yani. Gerek yok yani. İki transferde gereksiz yere çok fazla para harcadılar. Ferdi kalıyor mu sanırım abi? Baba saçı. Ben Napoli'ye falan muhabbeti döndüğünü biliyorum ya. Ağacım bilmiyorum. Barış Alper'e toplamda 23 milyon euroluk teklif geldi. He oyunda herhalde değil mi Berk? Ben de gerçekten ulan dedim böyle bir şey yok. Pohru. Hoş geldin kral. Teşekkürler takip için. Aferin be çocuklar. Dördü attık. Arsenal'ın elleriyle City'ye şampiyonluk vermesi kaç puan verirsiniz? Valla aynı şey ya. Bizim işte Fenerbahçe gibi veya Sakaryaspor gibi. Playoff'taki Sakarya gibi. Aynı huzurluk abi Arsenal'ın huzurlu ya. Valla maalesef öyle. Fenerbahçeli arkadaşlar alınmasın da. Ben de bir Fenerbahçeli olarak maalesef böyleyiz ya. Oy aferin be çocuklar. Şu oynatmam lazım benim ya. Çıtır 18 yaşındaki delikanlıyı. Allah oynatmayarak ayıp ediyorum. Aferin çocuklar. Biraz asimetrik bir diziliş yaptık ama maçı döndürdük ya. Hadi. Napoli çeksin Ferdi yaz. Valla çekebilir diyorlar zaten. Konuşuluyor yani. Enzo Fernandez'i yedirmem hocam. Forvet'te Havers eşeği var. Normal hocam takımın kötü olması. Abi Enzo kötü bir oyuncu değil. Veri, verdikleri para fazla. Yani 100 milyon falan para veriyorlar. Ne gerek var? Bundesliga'da son haftaya kaldı şampiyonluk. Umarım Dortmund bu kez ölüm kalım savaşını kazanır. Abi bir şey söylemek istiyorum. Kanser olan Haller Dortmund'u şampiyon yapıyor. İnşallah yapacak. Erling Haaland şampiyon yapamadı Dortmund'u ya. Tabi burada birazcık da Lewandowski'ye yazar belki de. Basın katılmaya gerek yok. 5 tane attık. Abi FM'de Mason Mount nasıl kullanılabilir ama çok paralar verilmez. Medunya'nın aferin abi. Abi Fener'le Arsenal'ı katmayın ya. Ne olur ben yıllardır Arsenal taraftarıyım. Fener ancak Spurs ile eşit olur. Tottenham'la mı? <laughs> Bilmiyorum. Mekkel. Ben de bu arada Arsenal taraftarıyım ya. İngiltere'de ben de Arsenal taraftarıyım abi. Ben de İngiltere'de Arsenal'ı destekliyorum. Bir de Southampton'ı destekliyordum da küme düştüler ya. Bakalım Jamie Ward nereye gidecek abi. Çok merak ediyorum. E, Maç sonu toplantısına katılmayalım da. Erzurum sporla maçımız var. Bir lige bakalım. Abi kafayı yiyeceğim. Biz niye şampiyon olamıyoruz ya? Tavacım hangi takım kastettin? Az önce Türkiye'de fenerliyim dedim bu arada. Ya onu dalgasına söyledim. Hani genelde Fenerbahçe'li topçuları çok seviyorum falan diyorum ya o yüzden. Abi Tavacım bizim şampiyon olamamızın nedeni kötü yönetilmemiz. Kötü yönetilmeye razı olmamız. Vizyonsuzluğa alışmamız abi. 6 ayda başkan gönderiyor millet. Galatasaray 6 ayda başka başkan gönderiyor abi. Ya efsane hocasını gönderiyor abi Galatasaray. Gönderebiliyor yani. Lord Bros Galatasaray olsa fena olur. çok güzel olurdu da keşke nerede? Bize bırakmazlar abi İngiliz herif yani. İngiliz takımlar alır onu. Cenk Gönan futbolu bırakacağını açıklamış. Ya Cenk ben seni niye aldım o zaman? Neyse bedelsiz almışım. Tekrar düşünsün abi. Abi taraftar kafayı yedi. Bir taraf ıslıklıyor, bir taraf marş söylüyor. Ee, yani yanlış abi işte. Kafayı yemeyecek abi. Mentali iyi olacak Fenerbahçe taraftarının. Mentali iyi durumda değil maalesef. Ali Hoca Galatasaray değil mi? Ben izlemem aga. Ya Galatasaray'lıyım da ben Fenerbahçe'li futbolcuları çok seviyorum yani. Arda Güler'i, Ferdi'yi falan çok beğeniyorum ben. Fizyoterapist yönetimine bıraktık. Emre Gökay yani daha genç abi Emre. Keşke Sivas kiralasa ya da doğru düzgün forma şansı verse. Bence az oynuyor Sivas'ta. Şu formuyla her türlü oynardı yani Emre. Sivas'ta. O kadar yabancı futbolcu oynatmak yerine. Erzurum yapmak lazım ya. Ne yapacağız bilmiyorum. 12 yılda bozulsun abi artık. Kazandıkları savaş yok. Abi. Galatasaray'da 4 senedir şampiyon olamadı işte. Ama bak yine bir şekilde. Abi Adamlar diyecektin neredeyse. Ben de Galatasaray'ayım. Bir an kafa gitti. Fenerbahçeli olduğumu düşündüm. Ama bakıyorsun yani. Adamlar Galatasaray, oğlum birbirinin düşman olan bütün başkanları yan getirdi. Üstüne Fatih Hoca da düşman Ünal Aysal'la Burak Elmas da hepsi bir araya geldi ya. Bir şekilde şampiyon olurken bir araya geliyorlar yani. Yani Galatasaray lobisi bunu yapıyor yani. bir, bir şekilde Mayıs ayında şampiyonlukta buluşuyorlar yani. Yani zulüm yenmemiz lazım dadaşlar ya. Bence World Bros güzel teklif verseler ve oynama maddesi de koysalar gelir. Abi biz para olarak alamayız World Bros'u. İngiltere'de kalır o yüzden. Para anlamında alamayız. Ee, ama Nans küme düşmüş mesela. Nans'tan o kaleciyi çeksek çok tatlı olur ya Nans'taki kaleciyi. Neydi onun adı? Fransız kaleci. Fransız değil mi o? Neydi onun adı ya? Gitmiş mi oğlum? Vallahi satmışlar galiba. Nereye sattınız lan Lafont? Satmışlar vallahi. Bak Hertebelli'ne gitmiş şu Lafontu falan çekebilsek müthiş olurdu ya Mustar yerine. Hani eğer Uğurcan almayacaksak yabancı sınırı kalacaksa. Hadi yabancı sınırı varsa Uğurcan alalım da. Eğer yabancı sınırı olmayacaksa şu Lafontu falan düşürmemiz çok tatlı olur ya. Nans'tan. Beşiktaş sene şampiyonluğun en büyük adayıdır. Katılıyorum abi. Şu anlaşma sağlanırsa Gazprom'la olan. Katılıyorum. Galatasaray'la beraber şampiyonun en büyük adayıdır derim. Mete Kalkavan'ı gördüm abi. Hakem değil kendisi. Hakem olduğunu düşünmüyorum. Ankara gücünün hakkını yedi yani. Ki zaten hep böyleydi yani. Bu adamı çoktan futbolu bıraktırmalar lazım yani. Yani en iyi 50, oyuncusu açıklanmış. Bizden birisi yoktur Adana Spor'dan bakmayın neyse. Abi Uğurcan Galatasaray'a gelirse sonunda bir Beşiktaş'ta deplasmanda maç kazanırız ya. Ya bu sezon ben de beğenmedim Uğurcan'ı da Galatasaray'da ayrı olur bence. Aferin mammini geliş oğlum hadi. Çok büyük para gelir sponsorluk olursa işte bu şeyle anlaşılacak diyorlar. Pohurcu. Ee, Gazprom'la anlaşacak diyorlar. Gazprom anlaşması Beşiktaş'ı şampiyonluk adayı yapar abi. Gençler bunu söyleyelim. Bu bir gerçek. Adana Erzurum. Aa iyi takım birbirine oturdu güzel oldu. Nereden benim canım sıkıyor da. Ya direkt iki forvetle mi çıksak ya? Direkt iki forvetle çıksak. Bu Brose'ü hakkını yiyoruz bu çocuğun da. Şu Burak Murak oynamaz yani de. Oynatıyoruz abi. Hakkını yiyoruz. Neyse bir, bir daha bir girelim bakalım. Murat sağlam iyileşmiş mi? Ha, i̇yi. Erdem. Çık abi Murat gelsin oraya. Yedek sağ bekimiz kimdi? Aa, sol bekimiz vardı. Tamam sıkıntı yok. Sol dek olmasın abi. İsmail'i çıkarttım. Erdem aldım abi. Ya Bazun'u bize düşürmezler abi. Yedirmezler. Bazun'u da yani çok iyi bir kaleci yani. E, Premier Lig şeyi de var yani adam. E, lobisi de var. Premier Lig'de Southampton'dan çok rahat bir takıma gider ve daha genç yani herif. Ben bugün bu sene Arsenal'ın kalesinin performansını çok beğendim Premier Lig'de bu arada. Bakın planına sadık kalalım. Gençler hala YouTube kanalımıza abone olmayan var mı ya? Bak burada o kadar kişiyiz. YouTube'a abone olmayan varsa kırılırım. Derim yalnızlık hissettim şu an. Bunun bir algısını yapayım. Bazun'un FM20'deki Altınordu Altın Altınordu'ya iyi getirmişsin bu arada. Abi Erzurum'a atak yaptırmayalım ya. Bomboş sağ taraf. Sol da boş. Eyvah. Ya ilk şut abi bismillah ya. Kendi sahamızda Abi Adana Spor niye kendi sahasında top oynayamıyor? Ben de Ramstel'i çok beğendim bu sene ya. Gençler Ramstel çok iyi kaleci bu sene. Yani acayip bir kaleci ya. Abi ben saat temptan 3 tane oyuncu alırım. Bir sağ taraftan Livra'yı çekerim. Livramento'yu. Kalecisini çekerim. İşte baz Bazunu'yu çeker Bazunu'yu çekerim. Doğru söylüyorum değil mi? Bir de ee... Stopper'ini stoperini çekerim. Bir de Jamie Ward'u çekerim abi. Top oynamıyoruz yine. Bir talimat vereceğim yine ya. Ee, top rakipteyken merkezden oynamaya zorla abi. Bir de pozitif aldım yine ya. Lavya'yı falan da çekerim evet. Lavia da var. Doğru. Lavia da taş gibi. Daha say galibeti de Beşiktaş'ın da şampiyonu gitmeli madalyası olarak ortadan kalktı. Şenol Güneş kim diyor? Beşiktaş'ın olduğu yerde şampiyonu ihtimali her daim devam eder. Nasıl yani anlayamadım. Abi ben de Sakaryalıyım da maalesef çıkamayız gibi geliyor bana ya. İnşallah çıkarız ama. Hadi abi hadi. Burak bir halta yara ya. Bir pas at ya. Hasan lütfen. Hasan. Tövbe estağfurullah Hasan. Oy kamera hocam, hoş geldin. Nasılsın hocam? Bugün uzun zaman sonra yayın açtığını gördük hocam. Zevkle izledik. Burak Çoban. Çobanların babası. Tamamdır Efe'cim bekliyorum. Gelmeden yayını kapatmam. 50 milyona yakın bütçem var. Kim almalıyım? Daha ikinci sezon ortasında hemen 10 numara bir Türk var mı? Renye ile değişmeni oynatacağım. Yok almadı alsana belki. Abi o çocuğu nereden kiraladılar Sakarya'nın o siyahi futbolcusunu? Fransa'dan mı getirmişlerdi? Çok iyi yani. Hocam iyiyim seni sormalı takıldım öyle ya sıkıldım öyle çok dedim açayım. Valla iyi yaptın hocam zevkle izledim ya. Yani, Türk yerli olarak Muhammed Damar al abi veya Arda Güler alacaksın yani. Arda Güler ya da Muhammed Damar al ya da Kenan Yıldız alabilsin. Yani 3 tane yerli var. Baktığın zaman 10 numara oynayabilecek. Mehmet pastı yavrum. Oy neler yapıyorsun? Mehmet! Mehmet ne yaptın? Abi çok güzel gol attı adamı. Mehmet'im. Hani benim Mehmet'im? Abi şu gole bak. Bak 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 hareketlere bak. Bak şimdi. Hop. Bak 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 bak. Aslanım benim ya. Bu Konya'daki Mehmet mi? Hangi Mehmet bilmiyorum. Bir bakayım ya Mehmet. Konya'daki Mehmet miymiş? Mehmet büyük sayar. 19 yaşında çıtır. Evet Konya'dan aldım ya. Doğru doğru. Sözleşmesine şey koyduk mu ya? Ulan koymamışız. Kiralıkmış. Sakarya çıkamaz ise göz göz gelsin veya Bodrum Spor gelsin demişler. Bu potansiyelli çocuk ya. Konya'daki potansiyelli çocuk evet. Ama sözleşmesine serbest kalma maddesi koydurmamışız ya. Alamayız muhtemelen. Neyse. Aaa! Gole bak. Offside yok mu hocam? Varmış ya. Tüh. Bodrum gelsin. Benim kuzen orada. basa kuzenin Bodrum Spor'da mı oynuyor abi? Altyapısında ama bir de üst de. Tamam. Aferin çocuklar. Güzel çevirdik maçı. İnşallah devam ederiz. Van de Bomen'den haber şöyle var abi. Kulüp zannediyorum bir kere iletişime geçti. Yani... Herhalde... Ee... Bu şampiyonluk maçına odaklanıldı abi. Şampiyonluk maçından sonra görüşmeler olur. Açıklanır yani. Ben bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferlerini çok geçe kalacağını düşünmüyorum. Özellikle Galatasaray'ın transferlerini çok geçe kalacağını düşünmüyorum bu sene abi. Murat haydi Murat. Hadi yavrum hadi. Paslı. Çok top kaptırıyoruz. Çok topa izliyoruz abi. Abi Hüsamettin'i tutalım abi orada. Süleyman hadi abi. Tileman. Abi ben Jesus'la bir sene daha uzatılmasını düşünüyorum. Sen ne dersin? Abi ben diyorum ya. Ben çok fazla hoca değişikliği taraftarı değilim. Cizz gelmeden önce bence ben normal mevcut hocanızın bile gitmesini düşünmüyordum. İsmail Kartal gayet iyiydi bence. Bence hak ediyordu da ama gönderdiniz şimdi de mesela hocayı yine konuşum yani gönderilmesi isteniyor. Bence yanlış yani. Bence de kalsın. He, ama maliyeti çok Fenerbahçe'ye. Ayrı bir konu. Abi çok yanlış oynuyoruz ya. Bir asist yapamadınız çocuklar ya. Aslanım. O, bu sefer verdi galiba golü. Verdi verdi. Mehmet'in büyük oynadı maç aldı be. Büyük sayar. Fena bir şey Sergen Yalçın gelsin. İstediği topçu alınsın ligin içinden geçer bence. Ya Sergen... Bence Sergen iyi hoca ama Sergen bence uzun soluklu bir hoca değil. Mesela bir senelik hoca, iki senelik hoca en fazla. Ee, Sergen'i o yüzden milli takıma ben daha çok yakıştırıyorum. Selamlar kral hoş geldin. Ayükse. Ya Erzurum hakkında yorum yapmayalım ya. Erzurum'la alakalı soru soruyor bana. Yenmişim, üç tane atmışım. Çok doğru olmaz rakibimizi eleştirmek. İstediğim topçular alınsın. Ben de ligin içinden geçerim demiş Osman Hoca. Doğru. Ben de geçerim. Bana da Fenerbahçe'yi versinler. İstediğim topçular alsın. Ha. Ya şu 30 milyon euroluk bütçeyi bana versinler. Ben daha iyi yönetirim Fenerbahçe. Yani 30 milyon euroya topçu alıyorsun. Ligde 3. olacaksın yani. Çok saçma yani. O abi 30 milyon euroya... Abi... Çok rahat şampiyon olursun. UEFA'da falan başarılı olursun yani. Bakayım şu Süper Lig'de abi. Süper Lig'e. Bu arada Fenerbahçe'nin topladığı puan az değil. Onu söyleyeyim. Şu puan durumunu açıyorum abi. Açtım şu an. Bak, ee, direkt hatta bir yansıtayım ekrana. F Fenerbahçe puan durumunu. Ya daha doğrusu süperlik puan durumunu yansıtayım ekrana. Abi. Fenerbahçe'nin toplamış olduğu puan bence az değil. Bence Galatasaray'ın topladığı puan fazla olduğu için böyle. Yoksa Fenerbahçe'de şampiyon olacak kadar puan topladı. Beşiktaş da aynı şekilde. Ya şu üçü aslında şampiyonluk puanı baktığın zaman. Ama bence 30 milyon euro harcamış takım daha iyi top oynaması gerekiyor. Fenerbahçe top oynamıyor abi. Özellikle sanki oyuncularla hoca arasında bir bağlantı kopukluğu var gibi geliyor bana son zamanlarda. Ya Fenerbahçe'nin oynadığı topla Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın hatta Adana Demir'in bile oynadığı top arasında dağlar kadar fark var. ki de hoş geldin kral. Adana'yla başlamadım kariyere. Şöyle, Ankara Spor'la anlaştık ilk. Ankara Spor'la playoff oynadık. Takımı çıkartamadık. Üçüncü olup. Üst çıkartamadık. Sonra üst ligden Adana ile anlaştık. Şu an Adana ile gidiyoruz. Bakalım. Bir oyunu da kaydedelim. Abi bugün Twitter'da birkaç doğrulanmış hesaptan. Hesaptan Galayger. Galayger. Galatasaray haberleri çıktı. Biliyorum imkansız ama olsa çok iyi olmaz mı? Zannetmiyorum olacağını. Bilmiyorum. Ya bence bize daha net bir oyuncu lazım bu arada. Bir de olmaz yani o. İşsiz başladım mı çok zor teklif alıyorum. Valla ben gittim kendim başvurdum boştaki kulüplere. Bazıları kabul etti işte öyle girdim eğkilicim ya. Galatasaray'da maç alacak çok oyuncu var. Fena maçı yok. Dün mesela Galatasaray tamam takım savunması çok iyiydi. Rakibine pozisyon vermedi. Hatta son 3 maçtır galiba Galatasaray rakibine toplamda 0.50 xc'lik pozisyon vermiş. Yani 3 maçta 0.50 xc çok az bir şey. Yani bayağı iyi bir takım savunması. Türkçe Oyun TV hoş geldin kardeşim. Ne yapıyorsun? Ee, ama dün mesela çok fazla gol pozisyonuna girmedi Galatasaray. Icardi maçı aldı yani. iki tane değişik goller attı. Uğur Karakulukçu geçen Erden Timur. Zakarian ve babasıyla Antalya'da konuşmuş. Zakarya'nın iknaymış kulübüyle de anlaşmış ama babası Türkiye'de oynamasını istemiyormuş dedi. Bu işte Ocak ayında görüşülen şey açıklamış herhalde. Şu anda Galatasaray'ın Zakaryan'la bir görüşmesi yok abi. Muhtemelen Beşiktaş alacak diye düşünüyorum ben. Eğer Gazprom anlaşması olursa. Sinan Engin açıkladı. Dulan Zapata Fener'e gelebilirmiş abi. İyi transfer. Ebu Bakar'ın golü çok güzel abi ya. Ben aşık oldum Ebu Bakar'ın golüne. Çok beğendim. Yani ben böyle bir golcüm olsun isterdim. Mesela Icardi ile beraber oynasın isterdim yani bizde. Ebu Bakar. Metan hayırdır kardeşim? Ya rotasyon olduğunu... Kabul etsen tamam gayet adil dedi. Yedek olmayı kabul etti. Dışarıda 10 el ateş etmeden umarım kimseyi bulmazlar. Sizin tarafta mı kral? Sponsorluk evet Gazprom'la Beşiktaş. Ya bayağıdır şey gelmiyor. Bizim Beşiktaş muhabiri Berkoy Hoca gelmiyor yayına. Geldiğinde sorarız son durum ne alemde. Bizi takip ediyor sağ olsun Beşiktaş muhabiri Berkoy Hoca. Geldiğinde bir sorarız. Şu anda muhtemelen Adana'dadır o. Ulan keşke telefonunu alsaydık Berkoy Hoca'nın. Arardık. Akşam son durumlar ne alemde falan diye. Şu an takımla beraber Adana'dadır herhalde. Belki geceye kadar sürerse yayın uçaktan bizi izler. Uçaktan açar sorarız. Adana ilk 20 dakikada 3. bölgeye aksiyonlarını doğru yönlendirirse Adana fark atacaktı ama büyük takım olmak böyle bir şey. İlk yarı kötü oyuna rağmen farkla kazandı. Şey. Abi bu arada şu Adana Spor Adana Demir'deki Yusuf müthiş adam ya. Yani daha doğrusu Yusuf'taki gelişim müthiş bir şey. Yani Yusuf Sarı'daki o akılsız Yusuf'a Hoca Ali nasıl değmiş görüyorsunuz değil mi? Ne kadar zeki oynuyor, ne kadar akıllı oynuyor. Sıfıra kadar iniyor abi Yusuf Sarı. Sıfıra kadar iniyor sonra doğru bir şekilde top çıkartıyor. Evet abi Yusuf Sarı'daki gelişimi fark ettiniz değil mi? Hoca'daki dokunuşu. Muhabir adam neden hocam diyor. Ya ne bileyim hoca diye hitap ediyoruz biz kanalı birbirimize. Adana evinde ilk defa kaybetti evet. Abi hem hızlı oyuncu hem de oyun zekası da geliştirmiş hocaya. Adana Demir'in hocası oyun zekasını da geliştirmiş yani. Yunus Akgün aynı kanka. Ya Yunus daha teknik bir oyuncu. Yusuf daha seri bir hızlı bir oyuncu. Ama Yusuf'tan da faydalanmayı bildi yani hoca. Helal olsun abi. Hoca dokunuşu böyle bir şey işte. Ya Berkan. Sıçtırma çarkına Berkan. Ne diyorsun Berkan? Satayım git abi o zaman. Ah. Güle güle. Ne? Bana mı oynuyor? Bir de bana ödettiriyorlar bütün parayı. Yürü git. Abi ben Emre Mor'un Rossi'den iyi olduğunu düşünüyorum. Ben düşünmüyorum ya. Emre yetenekli bir oyuncu da bence Rossi iyi bir oyuncu. Rossi'yi bence doğru şekilde kullanmıyor Fenerbahçe. Abi hakkının da sıkıntısı var. Abi herkesin sıkıntısı var. Ne oluyorsun takım? Takım dobarlan. Hakkıyı da satalım. Göre... Türkçe Oyun TV Prime'ını bağışlamış. Kesene bereket ee, kral. Çok Güzel teşekkür ederim. Hoş geldin tekrardan. Türkçe ee, şöyle diyelim. için çok teşekkürler. Tamam geri adım attım ya. Ama satacağım yani. Akkıyı satacağız abi böyle olmayacak. Ee, bunu da kulüplere önerelim bakalım. Çok teşekkür ederim Türkçe oyun TV'ciğim. Ne yapıyorsun kral nasıl? Bizi YouTube'dan buldun herhalde değil mi sen de? YouTube'dan geliyorsun. YouTube'dan çok izleyici geliyor ya böyle Twitch'e. YouTube'daki bizi izleyenler arkadaşlar hemen Twitch'e gelip bizlere selam falan veriyorlar sağ olsunlar. Hakkı sözleşmesi bitince değerlendirecekmiş. Yerim seni hak. Reddet. Ne yapıyorsan yap. Rossi'den iyi oynar ama aldısa arkadaşlarım. Hayda. Aman hocam. Evet. İyi gidiyoruz. Aa, Sakarya'nın üstüne çıkmışız. Bir maç satmamız yok mu? Çorum'la maç. Çorum FK da tehlikeli bir takım ya. Ligde kaçıncı abi bunlar? Ulan altımızda hemen. Çok fazla puan farkımız yok. Çorum ne oynuyor abi? 4-2-3-1 oynuyor. Bir bakalım fikstürüne. En son 3-0 kaybetmiş. Göztepe de 4-3 oynuyor herhalde değil mi? Bakalım yine 4-3 mi oynamış? Valla 4-3 oynamış yine. Okey. Bir deneyelim bakalım. Bence Gregor çok da imkansız değil. Sene içerisinde şans bulması zor. Bir sene kira... Abi ben... Ya kiralık oyuncu isterim ama satın alma opsiyonu koydurabileceğimiz bir kiralık oyuncu isterim. Ya ben alacağım adamı, geliştireceğim. Sonra bir daha satın alamayacağım. Ne yapayım abi? Ben öyle adamı... Chelsea'ye mi çalışıyorum ben abi? Ben Exdentic'im. Hani eğer satın alma opsiyonu koydurabiliyorsak isterim. Gallagher'ı. Satın alma opsiyonu koyduramayacağım bir oyuncuyu kiralamak istemem abi. He. Icardi farklı. Abi, çok baba oyuncudur. Hani Renato'dur falan. Tamam ona yapacak bir şey yok. Hani satın alma opsiyonu koyduramazsın belki onu ama. Diğerlerine koydurmak isterim yani. Devam. Güzel gidiyoruz, güzel. Abi Chelsea kaç kere daha hoca değiştirecek? Yeter daha. Güzel bir seri yakaladık beyler be. Yönetimden şu antrenörlük işini bir daha bir konuşmamız lazım. Çorum FK'yı da yine ortadan oynamaya yönlendireceğim bakalım. Şöyle bir başlayalım. Sonrasında ortadan oynamaya yönlendiririz yine takımı. Yani rakibimizi orta sahamız güçlü diye ortaya yönlendirelim. Ortadan oynama yönlendirelim. Yoksa kanatlardan çok gol yiyoruz. Verratti köylüsü nereye gidecek acaba? Verratti dün <laughs> Icardi'nin postuna yorum atmış gördünüz mü? Abi millet Galatasaray'daki oyuncuların oyunculara olan sevgiyi görüyor. Ve kıskanıyor yani. Gelmek istiyor oyuncular Galatasaray'a. Taraftarın buradaki payı çok büyük abi. Taraftarın ilgisinin payı çok büyük. Abi çok kaçırdık ya şimdi. Bu Atakan Akkaynak FM 2017 yıldız topçu falan değil miydi ya? Şimdi adam golcü stoper çıktı. Sorma ya. Lapar sezonu bitirsin diye getirdiler hocam. Bizim Bülent Korkmaz hoca dönemi gibi herhalde. Galatasaray'ın Bülent Korkmaz dönemi gibi. Sezon sonu için poşetini istiyorlarmış herhalde. Abi gerek yok ya. Getir Mourinho hocamı yapsın seni şampiyon. Aleykümselam. Vexin hoş geldin kardeşim. Acaba Mourinho hocam nereye gidecek sezon sonu? Ben onu merak ediyorum. UEFA'yı alıp nereye gidecek bakalım. Sevilla'da ilk defa final kaybeder belki. Ben forma tasarımlarındaki Mertens'in formasını beğendim. Siyah olanı. Aferin bu oğlum. Çok güzel gol. Aferin. Roma'da kalacak diye duydum ben. Eğer mutluysa kalır hoca da. Belki çok iyi teklif gelirse gider ya. Belli olmaz. Belli olmaz abi. Flukas son saniye basketi kaçırdı. Real şampiyon oldu. Hayda. Hayırlı olsun. Ferhat kahvaltı ve akşam yemeğini okeyse gelsin. Para falan vermem ona. Hayda. Abi para vermeden nasıl getireceğim Ferhat'i de? Ama futbolcular ilgi ya abi. İlgi delisi futbolcular. İlgiyi seviyorlar. Türk taraftarlarda da ilgi var. Belli olmaz yani Galatasaray'ın kimi getireceğiz seneye. Roma'dan gitse de o kargaşada Dybala'yı çeksek. Abi Dybala'yı çekemeyiz ya. O çok maaşı. Çekemeyiz yani. Abi mükemmel bir haz yaşattı akşam akşam. Fener şampiyon olsa bu kadar mutlu olamazdım. Chelsea'nin başında helalde Ali Koç gibi huzurlu bir başkan var. Abi Chelsea'nin politikaları doğru değil maalesef. Yani bilmiyorum nasıl olur. Chelsea toparlayamaz herhalde birkaç sene ya. Doğru işler yapmadan toparlayamaz herhalde. Ezan da maşallah evde okunuyor sanki. O kadar fazla geliyor ses. Hemen kapatalım abi müziği. Hadi çocuklar iki atıp rahatlamamız lazım ya. Gökhan Karadeniz kim ya? Gökdeniz Karadeniz ve Batuhan Karadeniz'in neyi oluyor acaba bu Gökhan? Şuna bir bakalım ya. Thomas Taşıl göndereceklermiş. Yok artık daha yeni gelmedi mi Tuhel ya? Vexing. Gökhan Karadeniz kimin dostu şeyliği var ya akrabalığı? Nereden tanıyorsun? Geçmişinden bir yerden tanıyorum sanki. Samsun'dan mı? Hatay'dan mı? Nereden tanıyorum? Trabzon'da da oynamış zamanında. He göndermeyeceklerdi. He okey pardon. Chelsea için göndermeyecekler diyorsun. Okey. Hocam bugün senin okumaya ne oldu? İkidir yanlış okuyorum. Valla bozuldu ya kayıç. Okumayı da unuttuk. Haber Chelsea'de niye oynuyor abi? Bu adam neyi iyi? Abi bence Chelsea'nin çok net forvet eksikliği var abi. Haber forvet falan değil yani. Zaten forvet değildi. Forvet oynatmaya başladılar sırf boyu uzun diye. Saçma sapan bir İş yani. Abi. İki, yine ikiliye döndük herhalde. İki forvete döneceğiz galiba. Burnum'un gel yavrum. Dur buhmanı alayım ilk de ondan sonra. Ya da brövsü alayım ilk. Sonra Burnum'un da alırız belki. E, i̇ki forvete dönelim ya. Orta sahada da zaten top oynamıyor. Acaba üçlü stopere falan mı dönsek ya? Üçlüye mi dönsek? Gerçi de maç satıyor. He. Alkan aldım oraya. Pasör oynatabiliriz belki. Standart kesici de oynuyor. Savunma da oynar. Tamam böyle yapalım. Halkan'ı böyle oynatalım. Hmm. Şurada Hasan Hüseyin oynamıyor. Tamam Hasan Hüseyin'i çıkarttık abi. Hasan Hüseyin çıktı abi. Buradan bir tanesini çalışkan oynatacağım. Bir tanesini normal yaratıcıda oynatacağım. Aleyküm selam hanımefendi hoş geldin canım. Tamam bir tık pozitif yapabiliriz belki. Hmm. Buradan peki başka ne yapabiliriz? Biraz ileri mi çekelim takım hattını? Yoksa topu hızlıca elden çıkart falan diyebilir miyiz? Böyle kalsın bence. Pozisyon buluyoruz. Gol atamadık gibi geldi bana. O yüzden böyle oynayalım abi Aa, pozisyon yemeyelim ama. Hadi Arda. <laughs> Şeyi gördünüz mü? Sasha Boya'nın satış payı varmış abi Renne. Satışından %15 pay varmış abi maalesef ya. Sasha Boya'yı hani 20-25'e satsak da %15 veriyormuşuz ya. Çok üzüldüm abi ya. Abi Galatasaray'a girmeyen her parayı çok üzüyor. Abi Yatabari ne alaka Çorum FK'da? ÇORUN FK YATA ya E sen buraya nasıl düştün be adam Kurtlar sofrasına düşmüş şu ya herif. Abi ikincilikte ne iş var bu adamın ya 15 bir şey değildi abi ne bileyim üzüldüm ya Yani kaç para yapıyor abi 20'ye satsak %15 ne yapıyor 20'nin %15'i 100'e böl 20'yi 2 15'e çarp 30 3 milyon euro falan mı yapıyor? 20'ye 20, 20 3 milyon euro falan yapıyor. Yani 20'ye satsak 3 milyon euro gidiyor yani öğrenle. Beşiktaş geç sonra %50 koydu evet. %50 koymadı. Bon servisinin %50'si Benfica'nın. Farklı bir anlaşma. Ales hoş geldin canım. İki tane gol dedik ya. İyi oynadığımız maçta iki tane gol dedik yani. Öne çıkarttım ya. Rakip merkezden oynamayı yine zorluyorum abi. Hızlıca çıkartalım yine topu. Yaratıcı da oynayalım. Hmm, tamam. Resto yapacağım ya. Yendiğimiz maçı verdik ya. İki tane saçma sapan gol yedik yine. Ya 25 falan bandına bir şey satabilirsek çok tatlı olur ya. Benim üzüldüğüm acaba Nelson'u ne yapacağız? Nelson direkt satın alma opsiyonu verip alacaklarmış falan diye bir şey var söylüyorlardı. Nelson'a çok üzülüyorum. 27 milyonda serbest kalma maddesi var. Boy Benim böyle bir bilgim yok ya eş. Böyle bir şey var mı bilmiyorum ha. Pas. İşte bu be aferin. 27 kimse vermez ama boya şu an. Belli olmaz abi. Ben serbest kalma maddesi olduğunu bilmiyorum abi ben. Ama Nelson 25'e gider herhalde ya. Marsis. Zaten serbest kalma maddesini direkt verip alacaklar diye diyorlar. Nelson için. Gerçi Nelson'a söz verildi. Muhtemelen 25 vermeseler bile biz Nelson'u vereceğiz herhalde. Abi yemeyelim. Çıkalım doğru çıkalım. Abi yani ot gibi yaşıyormuşuz gibi hissediyorum. Herhangi bir kafede kız arkadaşınla otursa minimum 200 liraya çıkıyorsun. Hiçbir sosyal aktivitemiz yok. Abi nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Ona göre yöneticiler getirin. Ona göre doğru ekonomi yönetiz. He. Eğer tercihleriniz doğruysa sizin suçunuz mu? Değil. Ama demek ki doğru örnek olamamışız diğer insanlara ki onlara örnek olamadığımız için aferin be çözdük maçı. Değiştirememişiz yani düzeni. Ana babalarımızın suçu, bizim suçumuz. Hepimizin suçu yani bu. Orta saha biraz boş kaldı ama maçı alıyoruz inşallah ya. Murat'ı çıkartacağım sağ bekte ya patladı. Ee, oraya bir Erdem'i çektik galiba ya. Medun yani de orta sahada derin oyun kurucu oynatıyoruz ama. Defans becerileri hiç yok. Sadece tekniğiyle oynuyor abi Abi bugün Fenerbahçe Space odalarında Arda'yı 25-30'a satarlarsa Ali Koç'u keseriz. Abi adamın serbest kalan maddesi 5 milyon euro. Ve dolduramıyorlar yani. E, dakikayı dolduramıyorlar. Hani zor bela şey yaparak. Hani futbolcu Fenerbahçeli, çocuk Fenerbahçeli, ailesi Fenerbahçeli diye 15'e falan satıyorlarsa iyidir yani. Söyleşmeye veremedikleri takdirde, yeni kabul kaldırtıramadıkları takdirde bu çocuk gider abi. Ki... Sen o 5 milyonluk maddeyi doldurtturamadın, oynatmadın çocuğu bu sene. Bence gider. Ama e, ama en azından Fenerbahçe yine para kazandırır ya. Serbest maddesi 5 de olsa bir 10-15 aldırtırır herhalde. Abi yemeyelim şu yata bağırdın artık. Ya Çorum nasıl geldi bu yata bağırı Çorum'a ya? Ne alaka abi? 1500 dakika oynayamadı. Abi yalan değil o madde Ahmet ya. Yalan diye açıkladılar ama yalan değil o madde ya. Net yani. Tepki çekecekler diye sonradan yalanladılar ama öyle bir madde var yani. He ama çocuk ve ailesi Fenerbahçeli. Yani 5 milyon verdikleri için sırf gidecek diye bir şey yok. O yüzden daha fazla para alır Fenerbahçe herhalde. Bir 10-15 bandına çıkarttılar. Mesela Ozan Kabak'ta da vardı. Serbest kalma maddesi 7,5 milyon euroydu. O Ozan Kabak Galatasaray'dayken. İh be. Sonrasında Galatasaray hani ve oyuncu da Galatasaraylı olduğu için 11 milyon euroya sattık. O zaman ay Arda'da da muhtemelen o tarz bir şey olur. Ligde kalan iki maç ve iki kupada da oynarsa 1500 dakika oluyor. O da diyorsa o zaman serbest kalmaz. O zaman sıkıntı olmaz. Ah be abi neleri kaçırdık be abi. Mamedi'yi alır mıyız hocam? Nereye? İkinci ligde yabancı futbolcu yasak değil hocam ya. Burası PTT. Arda Fener'e para kazandırmadan gitse Fener'ler bir 10 sene kendine gelemez herhalde. Bilmiyorum. Bilmiyorum abi. Abi Ömer Faruk'la Arda Güler arasında dağlar kadar fark var. Onu söyleyeyim yalnız. Yani Arda Ömer Faruk'un en az 10 kat kumaş fazlası yani. Ya anasını satayım. Adam kaç tane attın ya? Atakan atmış bir tanesini, diğerlerini Yatavar atmış. Yandık yani. Berkcanca hoş geldin canım. Valla Beşiktaş helal olsun abi. Adana Demir'in kendi sahasında yenilmeme rekorunu kırdı. Bitirdi. 4 tane de salladı. Helal olsun. Övobakar acayip gol attı ya. Müthiş gol attı abi. Herif. Maşallah nazar değmesin. Müthiş gol attı. Ya benim Adana'ya böyle net bir forvet almam lazım Ocak ayında çok net bir forvet almam lazım. Ya genç maç aldık. Genç aldık ama yani şu an şey yapmıyor maalesef. Yeni sözleşme istemeyelim de. bunları geliştirsek bir fayda sağlamıyor bize. Nasıl olsa Adana'da çok durmak istemiyorum ben. Hani üst şeylere çıkmak istiyorum. O değildi hocam Sevilla yine salaktan final yaptı. Abi hocası çok kötüydü. Değişti. Final yaptı adamlar. Hop Dembele bakar mısın hocam? Bakayım abi ben diyor hoş geldin. Gençler bir tane forvet lazım ya. Taş gibi forvet çekmemiz lazım. Ama bunu alamam ben. Geçiyor 1 milyon değeri var. Param yok benim. Parasız forvet bulabiliyorsak alalım. Varsa öneriniz parasız bir forvet alalım abi. Şunu bir temizledim abi. Önerilen var mı boşta şöyle bir. Ona da bakalım. Aa bak bir tane var. Vendel. Ay bu neymiş lan? Bu ne? Aslanım gel bana ne olur. Seni istiyorum. Seni arzuluyorum. Dur ya bununla bir görüşmeden önce bir mali durum. Maaş artışı. Lütfen hocam lütfen ya. Gözünün yağını yediğim ya. Kullanım yüzdesini falan da arttıralım ya. Transfer yüzdesi de çok kötüymüş. Çocukla görüşemiyoruz mu? Hocam birinci ligin bug'ı Selim Ilgaz'dır. <laughs> Bakarım şimdi. Savcı. Vallahi geliyor. Allah'ım. Allah'ım ne olur olsun. Bütün parayı sana vereceğim yavrum. Gel bize. Mezut olalım gel. Gel beraber mezut olalım. 20 gol at al. Her şeyi vermeye razıyım sana. Hoş olmadı. 30 gole de verdim prim. Gel benim ol yeter ki. Maaş artışını falan kaldır abi. Şunları da kaldırabilsek tatlı olurdu da neyse. Biz bundan var ya 3 Büyük şeyler yaparız. Ne da abi? Selim Ilgaz. Bakalım. Ay bu da iyiymiş. Abi 5 yıldızlı orta sahalar düşmüş savaşçı başlıyor. Fakunda Garcia bu neymiş ya? Bu bizim üzerimizde abi bu baba. Moruyor mu saç sorunu yaşayan hocam? Nasıl? Ömer de bizi dinlese bir sene daha kalsa bank oynayacaktı para kazandırıp gidecekti. Bilmiyorum ya. Ömer'in olduğu zamanla şu zaman arasında bence fark var ya Osman. Taraftarların bakış açısı farklıydı bence o zamanla şu zaman arasında. Çocuğu alamıyoruz mu ya? 115'e gel baba sende. Abi baktıklarım boşta. Aynen boştaymış abi. Direkt alıyoruz yani şu an. Taş gibi oyuncular bence. Paşam şunları kaldırsak gelsem be. O kadar param yok aslanım. Vallahi yok. Olsa vereceğim. Yok ama yani. 40 bin vereyim. Paşam yok param yok diyorum. Parasızım çulusuzum. Ömer Arda Arda'nın yanında ismi okunmaz yani Ömer'in ya. Kesinlikle. Abi çocuğu alırsak var ya orta sahada fark yaratacak ya. Bizim emekli olan adamın yerine koyarız. Taş gibi olur. Abi yok param yok. Vallahi yok ya. Kel sayılıyor mu hocam? O yüzden öyle yazdım. Bilmem sayılmaz herhalde. Yani, mevcut durum söylüyorsun da kimi kastettiğini anlamadım. Guardiola'yı falan mı kastettin? Serbest kan maddesini kaldıralım. Paşam gel bizi üzme be. Çocuk adam. Ya şu adamları getirebilirsek dik çıkarız aslında da doğru ya. Öyle hakaret mi olur oğlum? Mevcut durumu söylüyor. Bu arada İçişleri Bakanı babam... Arkadaştır. Gençler. İçişleri Bakanı'na... Bir şey söylemeyin yani. <laughs> Söylettirmem. Adam... Kafa kazıtıyor. Bilmiyorum. Pep mi Mourinho mu hocam? Soru. Ya ben Mourinho'cuyum arkadaş. Onu bunu bilmem. Ben Mourinho'yu daha çok seviyorum beyler ya. Ya ama geçen Real Madrid karşısında Pep hocamın yaptığı büyüklüğü de şey yapmam yani. Pep hocamın büyüklüğü başka. Abi vallahi para veremiyorum çocuk adam. Ne olur gel ya. Bu adamı kaçırmamamız lazım beyler. Ne olsa vermem lazım ya. 25 30 neyse verelim abi. Ne istiyorsan vereceğim oğlum. Elfeciğim hoş geldin canım. Adamın kulübünün üstüne yaptım. Abi ne yapayım çok iyi adam ya Elfe. Yani böyle adamları kaçırmamak lazım abi. Çünkü benim hem ligin üzerinde yani süper lig oyuncusu aslında. ikinci lige bu adamı getirtirmek bayağı bir mucize olur benim için. Her şeyi veriyorum abi. Elimde ne varsa vereceğim. Elimde avuçta. Hocam gelmiştir ya. Yap yap. Başla sen de bir sezona kariyere. Abi her şeyi verdim artık. Bunu da yap alsın canım. Burada gelsin. Bura gelmezse adam değildir. Prim vermedin. Ulan neyin primini vereyim? Primci miyiz biz? Savcı neyim neyin primini vereceğim? İmza parasından mı bahsediyorsun? Maç başına para ver. Maç başına veremem. ikincilikteyiz. değiliz. İkincilikte ne maç başı var mı? Gördüm. Yok diye biliyorum. Ooo Bazı... selamlar. Serhan hocam hoş Bazı... geldin. Dönüceğin kutlu olsun hocam. Canım hocam. Umur Serhan 18 hmm, abonelik için çok teşekkürler. Şampiyonluk Selam primi de vereyim. He, şampiyonluk primi yani. verebiliriz. Şampiyonluk primi. ligde kalınması primi. Primlerin hepsini veriyorum abi. Ne olur gel beraber. Hakun da olalım abi gel. Gel. Oğlum yapıyorum ne olur gel. Gelmezsen üzülürüm. Ya Allah belanı versin ya. Yolunç. Şu, şu verdiğim paraları süperlikte vermiyorlar ya. Veriyorlar mı abi söyleyin ya. Bir Allah'ın kulu söylesin fakunla. Ya sen bizi kaybettin. Biz seni kaybetmedik ya. Ya sen var ya. işte abi Arjantinler böyle çöp maalesef. Arjantinler böyle abi çöp. Hazır vakti gelmişken Messi'ye laf çakalım. Ne yapayım? Ay bu neymiş ya? Pablo González. Seni Jose ba Baba'nın yeni sezonun hedefi şampiyonları ligi almak bence. Jose Baba 3 senede 3 farklı turnuvada şampiyon olacak inşallah. Abi çok büyük büyüklük olur ya yaparsa. Çok büyük büyüklük olur. Abi orta saha adam almam lazım. Zegabri. Oo bu da iyiymiş. Bu da iyi. Pası yok ama olsun savaşçı oynar. Bu ne abi? Adam yiyen bir tipi var. Gabriel. Delikanlım. Satış bedeli %15 yapalım aslanım be. Gel çocuk. Yok oğlum param yok. Hadi 120 yaptım. Oğlum vallahi param yok ya. Ya yok oğlum yok. Allah'ım yokluk yaşatmasın. Rabbim yokluk yaşatmasın abi. Amin deseniz oğlum. Cübbel Ahmet hoca gibi cemaatine amin deyin diye kızıyor. Onun gibi <laughs> amin dedirttirmeye çalışıyorum çete. Eyvallah yeget. Oh be aslanım benim Ze Gabriel. Bu adamı tarih yazacak. Ali Hoca'nın yazın, yanında yazacak. Aleyküm selam şey hoş geldin. Ze Gabriel gel. Bugün Kamer Hoca'nın yayınını izliyorum abi. Abi iki tane hayvanı var e, oyunda. Hangi oyunda hatırlamıyorum. Night Online, Silk Road Online civarı bir oyun. Hani onlara benzer bir oyun. İki tane hayvanla geziyor abi. <laughs> abi bir tanesi ne? Ee, şey demiş. Aleyküm selam ismini vermiş. Black Desert. Online. Okey. Bir tanesine Aleykümselam ismini vermiş. Diğerine de neydi hocam diyelim. <laughs> Allah aşkına yaz. Ne hocaydı ya bizim? Hocanın adını unuttuk oğlum. Kaplan hocanın ismini vermiş abi. O Tuna'nın ismini vermiş. <laughs> aynen aynen. Tuna'nın hocanın ismini vermiş. Köpeğine Tuna'nın hocanın ismini vermiş. Tuna'nın haberi var değil mi hocam? Zaten beraber oynuyorsunuz. Köpek olan tutan demiş bak. <laughs> Civciv olan mı aleyküm demiştin Kanun hocam. Merhaba hocam hayırdır? Lan bu nasıl bir tabir? Oğlum ikincilikte topçular böyle mi konuşuyor? Merhaba hocam hayırdır? Kim bu lan? Adem Doğan. Bazı şeylerden memnun olmadığını kullanma çalındı. Bana ilk 11 statüsünde oynayacağını anlayın. Süre verilmediğini düşünüyorum. Ne iş hocam? Bir sıkıntım var. Senin tabirlerini yarım lan. Rotasyon oyuncusu olmayı kabul et. Bunlar rahatsız olurum. Ben de senden rahatsız. Abi bugün FM defterini kapadım. Ben Bursa Spor'la konferans ligini aldım. Gittim Kasım, Kastamonu'dan 5 yedim. Hayırlı olsun kardeşim. Olmuş selamun aleyküm Tunağın olmuş hayda. Nasıl dönemsemeyim Elfecim ya. Bana hayırdır, hayırdır hayırdır çekiyor ya. Sana hayırdır Adem. Geri adım atmıyorum. Uç. Tehcit et. Dur. Nerede lan? Parmakla çağıramıyorum yanıma. Avucun yumrukla. <laughs> bu işin gittiği yer hiç hoşuma gitmiyor. Burada bana haksızlık yapıyor. Bu durumdan hiç memnun değilim. Adam mısın lan Adem? Gel bakayım. Oo çok iyiymiş lan topçu. Oğlum az topçum değilmiş. Neyse ya tamam. Az topçum değilmiş. Satabiliriz. Oğlum çok korktum az topçum diye bir an. bir, bir an çok korktum yani. Gitsin hocam satacağım ya. Para lazım zaten. Mali durum. Yeni değil geri geldim abi yayınlar. Eyvallah Efe'cim hoş geldin. Mali durum. Kullanım müjdesini yükseltmemiz lazım. Yönetim Adana'ya para. Transfer bütçesini de yükseltelim. Kişisel olarak da an... lisans istiyorum ama vermiyorlar. Bir anda R geliyordu. Yok yapmam. Ben R yapmam abi. Bu oyunda benim R yaptığımı göremezsiniz. Yalan. Bir ara Ali Akman diye bir çocuk çıkmıştı piyasaya. Ne oldu? Şu an Göztepe'ye gitti galiba en son. Hayda Gökhan kurumuş sakatlanmış. Gökhan şaşırtma lan. Ya ben transfer bakıyordum. Ne ara yine maç geldi. Dur transfer bakıyorduk ya. Planlama yapıyorduk. Abi boşta ne güzel topçular vardı. Alıyorduk. Şu mali durumu boştan topçularla tamamlayacağım ya. Sözleşmeyi öyle yapacağım abi. Transferin bütün bütçesini abi maaşa çektim. Para istemiyorum. Abi var Meksik. Abi her yere iyi oyuncu olur. 5 yıldız alabileceğimiz bedava. Bedava ama bak topçuların en önemli özelliği bu. Bedava olması önemli şu boştaki bizim oynatmadığımız oyuncuları satalım. Bu sözleşmesi yüksek oyuncuları da falan göndermemiz lazım abi. Onlardan da çıkmamız lazım. Ahmetçim gidicisin. Habib Diarra. Bakacağız. Bakacağız Habibim. Kulüplere öner. Habib Diarra. Boşta değilmiş ki ya. Strasbourg'da bana kiralamayı düşündüler mi? 16 bin euro maaşı okuyayım ben. 80 bin nasıl vereyim oğlum para yok ya. Aldığımız orta saha bundan daha iyi ya. Brezilya'da aldığımız orta saha bundan daha iyi. Neye gol oldu Kemal? Ben Kemal geliyorum. Aa Roşa teklif var. Hem de 100 bin euro maaş alıyor. İyi, iyi 40'a gönderiyoruz. Ulan 60 istesek çok mu olur? Giresun istiyor. Hocam verin 60 kurtulalım şundan hadi. Allah ver. Ya Giresun 60 bin euro verirsin be. 52. Aa, tamam kabulüm lan. Maaşından kurtulacağız. Aaron Levi sağ sol ve bek yedek oturur abi. Yabancı kuralı. Yabancı kuralı var maalesef Elfe'cim ya. O bakayım. Sağ sol bek transferi yaptım mı orada? Yok bizim sağ sol bekimiz bundan iyi gibi ya. Bir tek tekniği varmış bunun. Bildirim mi geldi? Hayda. Hadi inşallah. Maaş, hocam yükseltin ama şu lütfen lazım yani. İyi, rakiplerimizle mücadele edemeyiz yönetim. Ben seni şampiyon yapmak istiyorum. Mustafa Başkanım. Bıyıklarına tüküreyim. Israr ediyorum. Başkanım tehdit ettirme bana kendine. Tehdit ediyorum. Ali Hoca R yapmaz. Geri adım at. Ali hocam o zaman Yusuf Baras çek forvete kiralık. Çok mantıklı Türk hemde ya. Bakalım hemen. Ama kaç para? Maaşını ödeyebilecek miyiz hocam? O sıkıntı. Bakalım. Bana gelmek istemiyor mu? Belki kiralık ikna edebiliriz belki. Oğlum ver istemeyin işte o kadar ya. Param yok hiç ya. Dur bakayım 1000 euro falan versek çok sıkıntı olur mu? 1000 euro verelim abi ver. 2000 euro vereyim ya da 3-4000 euro falan vereyim. O zaman sıkıntı yaşayabiliriz gibi geliyor bana. Vallahi 3-4 bin euroya ikna oldular. Tamam. Yusuf Arasi okeyiz. Oğlum Kenan Yıldız falan çekebilir miyim acaba lan? Çok mu hayal kuruyorum? Dur bakayım. Gel bakalım Kenan Efendi. Versenize be. Aminsar. Aa ulan veriyorlar ha. Ama maaş veremiyorum. Aminsar. Bakalım. Hemen bakalım abi Amine. Abi 600 bin maaş oluyor bunu getiremem ya. Hocam Enis Destan iş yapıyor Türkiye'de. 6 ay kariyerimde. Enis Destan'a da bakalım. Ama getiremeyiz bunları mu muhtemelen. Bunlar kiralık gelmez gibi geliyor bana. Trabzon'da bu. 8 milyon abi. Değeri 8 milyon vermezler de. Vermezler gençler vermezler. Meta. kulüp bul. Eşşoğlu. Sana açık konuşayım. Heh, aferin kabul etti. Bedava mı? Bedava vermiyordu ya Enis Nasıl bedava lan? Görmedim. Oğlum 8 milyon. Kiralık denedim. Vermiyorlar. Vermiyor oğlum. Vermiyor. Ya yani maaş da veremiyorum bu arada. Maaş da veremiyorum. Maaş veremiyorum. Param yok çünkü. Maaşı da yüksek herifin alamıyorum yani o yüzden. Buradan orta sağa bakalım biraz daha. David Mazakoa. Yani daha iyisini buluruz bunun. Daha iyisi var mı acaba? Estağfurullah abi niye özür diliyorsun Elif? Kaleci Durso. Abi çok yabancımız var ya. Ya yerli oyunculara da bakmak lazım. Jordi Martin bu da iyiymiş. Yerli oyuncu bakmam lazım. Ay bu da ateş ediyor da. İskoç. Geçtim koçum. Sabek. Ya daha başka oyuncu kalmadı herhalde böyle iyi. Blas. Hmm. Diogo Tavares mi lan? Tam topçu ismi. Hiç fena değil aslında da. Hesun'a hocam? Genç ezenek büyük patladı Nerece genç oğlum Hesun Ne zaman genç olduğumu gördüm onun. Ee, Türk bakalım abi. Yerli bakalım. Yerli milli bakalım abi. Lütfen. Yerli oyuncu statüsü. Evet. Emir Gültekin. İstanbul Spor. Ayrılmak istiyor. 21 milyon. çok ucuz. Ne istiyor? Ulan 1 milyon euro istiyor. Kiralayın. Ver bana kiralık. Vermiyor. Eşeceksiniz ya. Tüh. Abi FM'de milli takım yönetilir mi? Yönetilir. Emre Kaplan. Abi çok pahalı bunlar. Bedava yok mu? Bedava baldan tatlıdır. Maksut Taşkıran. Ya yani Maksut. Bilemedim. Emin olamadım Maksut'tan. Maksut'u daha önceden oynatan var mı? Oğlum çok fena tuvaletim geldi. Şimdi tutamayacağım galiba. Müsaade ederseniz gitmek istiyorum. Kullanım müjdesini konuşalım abi transferin. Size daha fazla para vermek içimize sinmiyor. Ulan Allah belanızı versin ya. Ben sizin için tuvalete gitmiyorum ya Mustafa Erdem ya. Gidiyorum abi ben bu başkanla dayanamam yani gidiyorum. Tuvalete gidip geliyorum. Hemen bir reklam vereyim size de bu arada. Size bu arada reklam veriyorum. Nereden vereceğim reklamı? Reklam vermek istiyorum. Hedefler. Hedefleri yöneltemem. Konuk Yıldız abone ol, özel sohbet bilmem ne şundan bundan her şey var bir reklam mı yok yazıklar olsun para kazanma şunları verdim tamam bir buçuk dakika reklam veriyorum hemen geliyorum gençler okey midir hemen geliyorum tuvalete gidip geliyorum. Geldim. Birileri dedi öldü. Kral geri döndü. Hadi bakayım. Reklam bitmedi mi ya da? Geldim ama reklam bitmedi mi gençler? Acun yazınca direkt reklam giriyormuş hayda. Şu an babada da Kılıçdaroğlu çekim var. Acaba nasıl gidiyor? Bitti mi reklam? Çok güzel. Tekrardan hoş geldiniz. Ben de geldim. Nasıl? Saçlarım güzel olmuş mu? Sizin için... Sizin için saçlarımı taradım. Tarayım geldim. Ses kaydı atıyor millet baya güzel konuşuyormuş. Hayırlısı abi. Reklam yoktu duvarı izledim ben hayda. Abi reklam olması lazım aslında ama şeyden dolayıdır belki sen abonesin ya Osman. Sen de reklam gözükmemiştir. Evet Mustafa Erdem Başkanım'la konuşmam bittiğine göre devam edebiliriz. Ahmet'in sözleşmesi bitince seçenekler yani. Ahmet seni yerim ya. Abi Yunus Emre'yi Emre çekemem ki. Yunus Emre'yi Büyük takımlar falan istiyor Süper Lig'de. Bize yedirirler mi ya? Aa doğru ben de reklam nerede diyorum. Hayda. <laughs> Yunus Emre Çift'e bakayım ama yani bize düşürmez. Bize düşmez bu adam. Başka kim dediniz abi? Birileri daha demiştiniz de bakamadık. bunu Yok Yunus Emre Çift Fenerbahçe almış bile ya herif. Vermiyorlar da. Tebrik ediyorum. Reddediyorum abi. Ahmet'le görüşmek istemiyorum ben. Hocam Murat Cem Akpınar'a baksana. Ücretsiz kira Hemen bakayım abi. Murat Cem Akpınar. Ya aslında Semi Beşiktaş'taki Semi falan kiralayabilsek çok tatlı olacak da. Çocuğu çocuğu şey yükseltiyordum da kam e koltuğumu. Sonra bakmayın. Değişik sesler çıkarmış olabilirim. Çocuğu bana vermiyorlar ya. Bu çocuğu kiralarlar mı bakayım. Ver lan be. Vallahi veriyor. Çok güzel. Serdar Saatçı var. Hemen bakalım. Beşiktaş'ta o da galiba. Beşiktaş'taydı eskiden. Eskiden sevdiğim. Aa Serdar'ın tipi böyle miydi lan? Bir kaymış çocuğu. Devam. Murat Cem gelmek istiyor. Valla Murat iyi bir rotasyon olur orta sahamız için ya. Sen para mısın? Valla tıraş oldum kardeşim. Hoş geldin. Aleyküm Savaş kardeşim. Ne yapıyorsun kanka? Nasılsın? Ekranın parlaklığını kıstım senin yüzünden. Hayda. Bir tık üzüldüm. Derin bir yalnızlık hissettim. Hayda. Yedi gün kaldı. KK sokak sokak gezmek yerine troll ordusu ikna ediyor demiş. İyiyim kanka yemek yiyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi ben de kardeşim. Adana sporumuzu Süper Lig'e çıkarmak için uğraşıyoruz. Şanlı Adana'm. Bastır Adana'm. İnşallah çıkartacağız. Şu Cirevart'tan kurtulabilirsek. Allah'ın izniyle şu çöpten içeriden kurtulabilsek takım rahatlayacak da ulan hiçbir şey yapamıyorum ki bu adamı ya. Bari erken bıraksın. Başka neler yapabiliriz ya? Şunları alamıyoruz zaten. Neyse böyle devam edeceğiz yani. Yapacak bir şey yok şu an. Ocağa kadar devam edeceğiz ha. Kaçıncısın? Valla ilk üçteydim herhalde en son. Ya da dördüncü, beşinci falan herhalde. Playoff, playoff oynayacağız gibi. Sakarya'nın başına geçip Süper Lig yok mu hocam? Vallahi geçebilirsem olur. Başına geçersem olur. Bak 5. sıradaymışım evet. Playoff taraflarındayız. Normalde küme düşmemiz bekleniyordu. Diye hatırlıyorum. Yanılmasın. Sonra yönetim hedefleri yükseltti galiba. Ama. Abi vardı o bende de sattım galiba elfecim ya. Tam hatırlamıyorum ismini. Şey mi acaba? Dur bakalım hemen ya. Ee, geçmiş transfer. Geçmiş. Nerede abi o bedelle büyük bedelle sattığım topçular gidenlerden? Bu mu abi acaba? Pedro'nun o mu? Pedro'nun olabilir mi? Ya da Lamin Jarov falan olabilir. Bu da olabilir abi. Bu taş gibi topçuydu sattık ya. Lamin de olabilir gibi geliyor. Başka bilmiyorum abi. Birinci ligin sefiri MK Eze'dir. Valla süper ligin sefiri de o. Sadece birinci ligin değil. Bu arada top oynamıyoruz ya. Daha iyi top oynamamız lazım. Ben sattım bunları ya. Şunları ben sattım daha demin. Onu geçen sene mi sattılar senin dediğin adamı? Vallahi hatırlayamadım ya abi ya. Kusura bakma. Abi çok kötüyüz ya. Abi 6.30 oynuyor man mini. Man mini'yi döveceğim ya. Brose gir abi. Yaratıcıyı aldık yine sana. Hmm. Ne? Burnum'unu da alacağız abi oyuna. Burak Çoban top oynamıyoruz. Ya tamam hakkı alırız oyunu abi. İbrahim Koca. Gel abi kocam. Medunyan'ın topu oynamıyor. Hüseyin oynamıyor da. Hüseyin'i çıkarmak için de Türk almam lazım. Okey. İbrahim aldım abi diğerinde. Bunun yaratıcı, bunu fırsatçı oynayalım abi. Böyle deneyelim bir de. Hocam Eren derdi yok alır mıyız? Valla çok pahalıdır gibi geliyor. Bilmiyorum emin değilim alıp alamayacağımızdan. Medunyan'ın da kötüymüş ya. Üçlüye döndüm abi. Medunya'nın da kötüymüş. Üçlüye döndüm. Bir tanesi çalışkan olacak. Bu çalışkan. İbrahim gel yavrum. İbrahim yardımcı da olabilir. Yaratıcı, yaratıcı oldu İbrahim. Browse'de fırsat oynasın abi. Tek başına yapıyorum orta sahayı. Allah yardımcımız olsun. Yerden kısa havadan uzun Allah yardımcımız olsun. İki yönlü oyna. Atlayacağız TV. Ekranlarda şu an. Burak Çoban çık abi. Hakkı gel abi. Tamam. Tek başına yapmadım. Yine kıyamadım hadi. Akkıcım. Sen de iki yönlü oyna. Mezella falan da oynatabilirmişiz aslında. Kar o zaman. Vallahi başarılı olabilirsek olur. Neden olmasın? Tamam şöyle oynayabiliriz ya. Bir tık hücum ağırlıklı. Ee, biraz pas şeklini dikine uzun dedim. Defanstan pasta çıkma. Orada ee, Orvet hattına doğru gönderelim. Topu orada önde pres yapalım. Topu hızlıca elden çıkart. Rakip defansa doğru uzun göndersin. Takım. Önde pres yapalım abi. Daha sık önde savun. Biraz offside taktiği yapacağız ama. Ya offside daha sık önde savun demiyorum. Merkezden oynamaya zorla. Ve pres yap rakibine abi. Öndeki presle belki gol atarız ya. Önde yapacağımız presle gol atabiliriz abi. Hadi bakalım bismillah. Top oynamadık hiç boluyor da. Tabi gol de yiyebiliriz arkaya atılan toplarda. Bakalım hangisi olacak. Burak. Hakkı. 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 Ne yaptın lan? Hiç beklemiyordum. Jack ne Samat hayatı hayali yaşatıyor hocam Hayda. Yok artık. Abi hakkın gole bakar mısınız? Hiç inandınız mı? Ben hiç inanmadım vururken. Adama mı çarptı acaba? Adama çarpmış gibi geldi bana. Bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir şeyler oldu. Önde biraz daha pres yapalım. Abi Burak ya. Yapma Burak mecburen Berkan alacağız gibi ya. Ya da Muhammed, Muhammed olmaz. Hakkı kendi inanamadı hocam bizi bırak. Vallahi öyle. Hakan alalım ya. Hakan orta saha oynar gibi ya bu Hakan. Hakan gel lan savaşçı orta saha oynar. Hakan'ın fotoğrafı da abi nasıl kırpıp biçtilerse yani böyle bir fotoğraf yok. Böyle fotoğraf mı olur abi? Paint'le mi kırptınız? Ne yaptınız? Hakan nerede çektirdi? Trafik kazası geçirdikten sonra mı çektirdi bu fotoğrafı abi? Değişiklikler olmadı mı? Oldu tamam güzel. Üçlüye döndük. Tekilacım vallahi yapıyoruz bir şeyler. Dur bakalım. Abi kaçırmayalım arkaya. Önde önde baskı. Top bizde kalsın. Doğru kullan oyunu. Aferin. Asist yap aslanım. İbrahim'cim ya. Şunu atsa bitmişti maç ya. Şunu atsa bitmişti maç abi. Hadi bitirin maçı orada. Bitirin orada maçı abi. Hadi. Gol yemeyelim. Son dakika yemeyelim abi. Aferin. Şu maçı aldığımız çok güzel oldu ya. Aferin beyler. Ocakta biz zaten gel gelen oyuncularla ligi çözeriz inşallah. Diye düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa. İnşallah. Reddet. Basın toplantısına katılmayacağız. Adana Spor, Bulu Spor engelini açtı. Çok güzel. Burak Çoban iğne tedavisi verelim bakalım. Hocam çorum kariyerimde Valentin Ozon Vafor çekmiştim. Kiralık çok iyiydi. Abi o Ozon Vafor bayağı iyi bir oyuncu ya. Onko. Aslanım benim. Ama biz çekebilir miyiz bilmiyorum. Bir bakalım. Hakkıydı golden sonra çıkamadık performans düşecek şimdi hayda. Ozon fiziksel özellikleri falan iyi gayet. Defansif özelliklerinde de iyilik ama pası yok. Pas özelliği. Ama maaşı fazla yani bizim takım için maaş fazla yani. Bu maaşlara veriyorlarsa alırız vermiyorlar. O yüzden alamam. Belki ama paramız olursa Ocak ayında dur bakalım. Ocak ayına kadar belki para buluruz bir yerlerden. Hayırlısı. Para bulursak ilk iki de bitirsek çok tatlı olacak ya. Allah çok tatlı olacak. Rosso olalım hocam. Galatasaray'a faydamız dokunsun. <laughs> Aa Roş gitti abi. Ross'u bilmiyorum da Roş gitti. Roş'e. 100.000 bin euro maaşından da kurtulduk. Çok iyi oldu abi. Emir Ortakaya. Çok tatlı olur Oğuzhan'cım ya. Hoş geldin bu arada. Ee, Ross da iyi topçu da. Ross bize kiralamıyor. Galatasaray bize oyuncu kiralamıyor. Olsa çok iyi oyuncular alacağım da Galatasaray'dan. Bize kiralamıyor oyuncu Galatasaray. Bakayım Galatasaray ne yapmış onu. Emir Ortakaya da bakayım ondan sonra. Nerede abi oyuncular? Ros Altyapıda burada. Çok iyi topçu. Yani bize göre çok iyi topçu ama. Bu adamı şu an alamıyoruz. Acaba Ross ne olacak seneye? Çok merak ediyorum. Bir yere kiralayabilecek mi Galatasaray? Ne diyorsunuz? Ross'u alamıyoruz biz. Emir'e bakalım abi. Nide Anadolu pilot takımın Galatasaray'ın. Evet abi. Emir Ortakay'ı ben beğenmiyorum. Ya. Fenerbahçe'de şey vardı. Onu daha çok beğeniyorum. Neydi o çocuğun adı? oyuncular. Hmm, burada göremedim onu. Altyapıda herhalde. 19'a bakalım. Nerede abi defansif oyuncu? Abi kiralamış mı? Fenerbahçe onu ya. Vallahi bulamadım çocuğu. Abi Fenerbahçe'deki stoper vardı, onun adı neydi çocuğun ya? Yiğitpa evet, Yiğitpa, Yiğitpa. Göremedim ytf. Dur da buldum. Yiğitpa'yı ben daha çok beğeniyorum abi. Bence ligin üzerinde bir topçu. Aa, kiralıyorlar. Vallahi kiralıyor. Abi çok iyi yerli. Oğlum ben bununla Ankara gücünde oynadım YTF ile hatırlarsınız. Ee, bir şey yaptık. Turnuva yaptık. Ankara gücünde YTF ile oynadım ben. Bunu kiralayıp. Çok tatlı olur. Bir de bedavaya kiralıyorlar. Maaş da ödettirmiyor Fenerbahçe. Antalya'ya Ross Luyendam'a tandem yazdım. Abi Antalya'nın stoperi ihtiyacı var zaten. İshak Bural yabancı olduğu için almam Osman ya. Yabancı çok oyuncum var. Zaten kadroya alamıyorum yabancı oyuncularımı. Çok oyuncum olduğu için. Vendel geldi. Abi dana gibi santrofor aldık. Dana gibi. Gel aslanım. Ocakta var ya ana, anasını anlatacağız ligin. Ze Gabriel geldi. İki tane Brezilyalı aldık abi taş gibi. Çok güzel. Savaşçı orta sahamız doldu. Yok denemeye gerek var mı? Deneyemem ki. Neyse. yazdık da. Çok önemli değil ya. Yazması. Yiğit Demir. Abi Yiğit Efe Demir de geldi. Vallahi geldi. Abi hem sambacılar aldım. Hem yerli iyi bir rotasyon aldık gençlerden. Çok sağlam oldu. Bir de eldekileri çıkartabilirsek takım dinamikleri bozan elemanları. Çok tatlı olacak. Bakalım. Bodrum'da maçımız var abi. Bodrum'u yenmemiz lazım. Yusuf Barasi gelmek istemedi bize. Yazıklar olsun Yusuf. Ali Akman ne olur acaba ya? Bir Ali'ye bakayım abi. Yerli olarak çok tatlı olurdu. Vermiyorlar. Vermek istemiyorlar. Sen bilirsin Alakman yani. Sivas'taki Emre Gökay olabilir. Emir Gökay olabilir abi. Emre Gökay herhalde değil mi? Bir bakalım Tekilacım ya. Olabilir yani. Kralık. Kanat. Yani çok iyi durumda değil de. Ben daha çok Beşiktaş'taki Semih istiyorum ya. Semik kılıç suyu keşke bana verseler. Kiralasalar. Vermek istemiyorum. Hocam Abdurrahim Albayrak halka ile gelişiyormuş. Gelsin olur. Nereye abi? Nereye gelecek? Abdurrahim Başkan'a kızgın da seneye Galatasaray yönetimde görev alacakmış. Öyle diyorlar. Ne olur bilmiyorum. Ne diyor? Mehmet Büyüksayar. Tamam sıkıntı yok abi. Aralık ayı. Hücumdaki performans falan geçtik. Bodrum yenmemiz lazım. Şu an yönetici değil abi Galatasaray'da. Şu an yönetimde değil. Ya takımdaki arkadaşlık ortamını sürdürme yardımcı olsun yeter. Erdem Başkan'ım da transferlerle ilgilensin. Ya ben Abdurrahman Bayram'ın insanlığını ve futbolcularla olan iletişimini severim abi. Yalan yok. E ama... Diğer konulara girmesin mümkünse. Transfer'a e falan girmesin abi. Abi herkesi değiştir diyor. Nasıl değiştireyim ben herkesi? Murat sağla. Evet Fatih Hoca'ya ayıp ettiler abi. Maalesef ayıp ettiler. Erdem Özgenç. Erdem'cim ya. Çok da iyi değilsin yani. Sabeki adam. İsmail'i yedeklere koyduk abi. Başka sağ de yok maalesef. Abi bir ara Galatasaray'da Pulgar vardı. Ona ne oldu acaba? Ya Pulgar bence iyi bir topçu değildi ya. Ben beğenmiyordum Pulgar abi. Bilmiyorum siz beğeniyor musunuz da. Ben beğenmiyordum. Ta, abi bu çocuğu ne yapacağız biz ya? Soğukkanlığını geliştirmek zorunda. Soğukkanlığını sağlatalım abi. Üçüncü bölgeden soğukkanlılık çalışsın bakalım. Bayağıdır gol attıramıyoruz Mammini'ye ya. Abi yeşil bağlar nasıl yapılıyor ya? Abi futbolcuların arasındaki bağlantı beraber oynamayla oluyor. Bir de antrenmanda futbolcuların bağlantısının güçlendirecek antrenman verebilirsin Yegeç'im. Anca öyle o şekilde çıkar. Ama kadro istikrarı önemli yani aralarında bağlantı olması için futbolcuların. Bir de antrenmanlarda şey verebilirsin. Mesela biz de verelim şimdilik. Sosyal faaliyet takım kaynaşması ve buradan maç hazırlığı kısmından takım çalışması, maç taktiği falan verirsen futbolcular arasındaki bağlantı artar. Ve bu da senin maç kazanmana sebep olur abi. Hazır bakıyorken, sana da anlatıyorken biz de yapalım hemen. Yo, buradan maç hazırlığından maç taktiği verelim birazcık da. Hmm, Tileman sakatmış. Östen Şurs maçı ne olur hocam? Östen Şurs maçı mı varmış abi? Napoli Inter'i yenmiş mi? Abi şaşırmadım. Inter zaten salmıştır ligi abi. Şampiyonlar Ligi finali var abi adamları Salsınlar zaten bir zahmet. Bir zahmet salsınlar. Aferin lan Mehmet. Haydi Süleyman. Süleyman duş. Kaptırma oğlum be ya. Kaptırma oraya kadar gidip niye kaptırdın? Al şimdi topu. Yoksa Bok Bokke Süleyman. Daha 30. saniyede gol dedik ya. Süleyman top kaptırdı. Gol atacağımız yerine gol dedik abi. Alimat. Rakip merkezden oynamaya zorla abi. Kanatlardan oynamasın. Bizim Süleyman gol yedirtiyor. Mehmet. Haydi çocuklar. Süleyman. Medunyanin. Bodrum'a yenilmememiz lazım abi. Direkt rakibimiz herifler ya. Aman mini be. Hocam sezon sonu saçma sapan takıma evleneceğimizi bilmem var mı? Nasıl yani? Evleneceğimizi mi demek senin kral? Anlayamadım. Elenmeyeceğimizi. Ben eleneceğimizi düşünmüyorum Kemal'cim ya. Ben bu sezon eleneceğimizi düşünmüyorum Kemal. Ben Kemal geliyorum. Murat abi hoş geldin. <laughs> Araya bir siyasi mesaj sıkıştırdık abi. Süleyman maç satıyor. Aferin Süleyman. Hocam telefon klavyesi aram bozuk. Sıkıntı yok kral ya. Canın sağ olsun senin. Abi Süleyman sakat diye hem iki forvete döneceğim. Hem de iki forvete dönmem lazım. Hücum ağırlıklı oynayacağız abi. Ben Kemal 5 yıla geliyorum demiş Ayda. Şöyle oynayabiliriz abi. Yaratıcı oynayın abi. Bu hızlıca elden çıkart abi. Önde pres. Ya kral olacağız ya kral öleceğiz abi. Yunus Mallı mı o karşı takımdaki? Mallı evet abi Yunus Mallı. Hatta Yunus'a sert de oynayabiliriz ya. Keş valla iyi gördün ha. Yunus Mallı'yı nasıl almış ha bunlar ya. Oha ya. Eyvah. Abi önde prese de bunlar cevap veriyor ki. Çok rahat pas oyunuyla çıkıyorlar ya. Abi kaçırmaz mı onu da be? Heh. Mehmet'im hadi benim Mehmet'im be. Mammini. Ya Mammini Allah kahretsin secdeye kapandı. Eyvah eyvah gol yiyeceğiz galiba yine. Evet Serkan Kırtılı'yla Barış Yardımcı da var abi ya. Mehmet hadi abi ne varsa sen sende var Mehmet. Mamini pas at özürlü. Hasan Hüseyin. Bize Semih Kılıçsoy lazım da. Nasıl çözeceğiz bilmiyorum Beşiktaş'tan ya. Abi Mamini'yi çıkartıyorum ya. Ah. Pierre Cihani kaçırdı. Hali hoca artık kaybetti. İyi gün taraftar olarak yiyelim seni. Abi ben daha nasıl top oynatayım? Adamların bir tane isabet üçlü var sadece. Hayvan gibi top oynadık, gol atamadık. Ne yapayım ya? Burnum'un gel abi. Oyna çalışkanını. Mehmet'i de sakatlanmış uçlar ya. İbrahim Koca. Gel bakayım aslan. Tam böyle oyna ya Kanat forret oyna. Hücumda kanat forret oynasın abi. Süleyman çok kötü abi ya Süleyman. Ahmet Eren gel baba. Hadi bakalım. Ya çözeceğiz ya çözüleceğiz abi. De yenmemiz lazım gereken bir maçtı. Abi çift forvette puanını yükseltti de yine de beni bir tık üzdü ya. Elfeciğim. O yüzden çıkarttım dayanamadım. Şu brosu da fırsatçıya çevireceğim herhalde. Hoca İsmail Köybaşı ilk 11'e. Vallahi İsmail Köybaşı top oynamıyordu ya. O yüzden çıkarttım. Yoksa oynatırdım ya. İsmail Köybaşı'yı Mehmet'in yanındaki bir kanat forvet deneyelim ya sol tarafta. Dur bakalım. Farklı bir şeyler deneyelim. Tekniği var İsmail. E. Belki asit yapar. Aslanım. Geçenlerde de gol atmıştı hatırlarsınız. iki tane hayvan gibi gol attı herif. Abi niye hop kaptırıyorsunuz orada? Gole giderken gol yiyeceğiz şimdi ya. Süleyman Özdamar da varmış. Hasan Hüseyin yapma Hasan Hüseyin. Donsah 7 sene. Hadi abi Hasan. Hasan lütfen artık Hasan. Al herif. Al herif. 6.70 oynuyor. Bok 6.70 oynuyorsun. Hakan Çevik. Gel bakalım Hakan. Hakan'ı niye çekemiyorum lan Hasan Hüsnü'nün yerine? Hakan niye girmiyorsun oğlum oyna Niye girmek istemiyorsun? Aa oyuncu hakkımız dolmuş. Oyuncu hakkımız dolmuş. Doldu. Sözde merkezden oynatmaya zorla dedik heriflere. Hala geliyorlar kanattan. Ben bu oyunu oynamak istemiyorum abi. Ben böyle rezil bir oyun oynamak istemiyorum. bu ne ya? Bu, bu gol olacak biliyorum. Tutamayacak bu rezil. Top oynamadan iki tane gol attılar top oynamadan. Şöyle bir gol var mı abi? Lütfen ya. Şöyle bir gol var mı abi? Abi şöyle bir gol var mı ya? <laughs> Dışarı çıkacak topa vuruyor. Bu da yiyor bizim malla. Yazık oldu. Rakibimize yenilmemiz kötü oldu abi. Çok kötü oldu. Neyse. Bunu telafi ederiz ikinci yarı. Ya defansiflik bana göre değil be kral. Bunları ben evimde içinden içinden geçeceğim. Kadrom gelsin de bir. Yaptığım transferler gelsin içinden geçeceğim bunları. Abi kaçıra kaçıra bir yer olduk. Dur bakalım belki birinciyi atıp 2-2 iki iki bitiririz maçı ya. Bir tane atarsak. 2-2 i̇ki iki bitirme şansımız olur belki. Dur bakalım her şey daha bitmedi. Hasan Hüseyin maç satmazsa soslu soslu. Hoş geldin canım. Asist yap asist yap. Abi sıfırdaki çizgiden niye kaleye vurursun? Direğe vurdu topu. Abi şu top oynamadan gol attırdık heriflere. Kaç tane? Yunus Malı da buradan atar. 3 olur. Eyvallah canım. Hoş geldin soslu. Çok kaçırdık be abi. Allah yakışmadı bize. Evren hocam ne yaptın? 500 bit atmış. Kesenize bereket hocam ya. Çok sağ olun valla. Destekleriniz bizi mahcup ediyor. Çok sağ ol. Hoş geldin Evren hocam. Allah milyon katını versin hocam. 60-65 bin dolar tuttur. İddialardan. <laughs> Çok sağ ol hocam. Kesenize bereket. Valla Hasan Hüseyin'in sinirini aldın hocam. Hasan Hüseyin'e olan sinirimi aldın şu an. Yoksa Hasan Hüseyin'i bu maç sonu dövecektim yani. Hiç iyi oynamadık. Birebir de yine konuşacağım ama. Hasan'cığım gel bakalım. Nerede bu Hasan Hüseyin? Abi Hasan Hüseyin'i göremiyorum şu an sinirden. Heh burada. Hasan'cığım. Su şişesini aldın canım. Rezil oynuyorsun kendine gel köpek. Devam. Mustafa Başkan sinirli. Vallahi Mustafa Başkan'ın sinirini yerim ya. Kemal abi, hocam almamız lazım şu maçı ya. Alabilirdik. Tamam bizim küme düşmememiz bekleniyor sadece ama yani biz şampiyonla oynamak istiyoruz. Hasan Hüseyin'e kızıl neşter hocam. Hayda. Tövbe estağfurullah. Eren Aydın çok iyi forvet hocam. Galatasaray da oyunda bana. Eren Aydın evet çok iyi forvet de kiradaydı. O yüzden kiralayamadık. Hasan Emre Belözoğlu modülü. Hayda. Hocam abone olmak isteyen var mı? E-Pin aldım deneyeceğim ne demiş. Neye abone olmak isteyen var mı? da versen hocam. Şunu reddettim. Konuşmak istemiyorum maç sonu ya. Bodrum Spor üst lige yükselme yarışına dahil oldu. Biz dahil ettik adamlara. Neyse biz de playoff'lardayız en azından. Aa hayda size demiş. Abone olmak isteyen var mı gençler? Abone olmayan. Bir yazsın bakayım çete. Bizde abone olmayan var mı? Erdem ile bir yıl daha. Bilmiyorum. Olsam olmasam bilemedim yani Erdem'le. Yani sözleşmesini uzatmaya çalışalım bakalım ne olacak. Ben değilim demiş Rokson. Rastgele atamıyor musun çete? Vallahi rastgele de atabilirsin aynı. Bak ama Rokson ben değilim demiş. Rokson atabilirsin istersen. Reklam izlemesin çocuk. Evet. Kubilay Yavuz. Kubilay'cım canım. Atalay babacan falan ne yapacak acaba? Bir on numaralı adam mı lazım bize ya? On numaraya. Beş bin euro. Bedava. Zinsel yok fizik yok ya. Atalay ne diyorsunuz ya? Alsak mı? Taram Seki hoş geldin canım. Selamlar. Eyvallah. Gözlemci önerilerinde daha var. Atalay Babacan yıllardır 20 yaşında. Öyle abi maalesef. Atalay'le bir görüşelim bakalım ya. 23 yaşına gelmiş benden. Ya bilmiyorum ya. Şu zihinsele sahip olan bir adamı almasam mı? Fizikseli de yok. Atalay Babacan'a ne diyorsunuz abi? Bersancım kesene bereket canım. Hey Bersan, çok sağ ol. Roxon'a abone ne Var ol. Abi sol kanat önerir misin? E, Ajrecim hangi takımsın? Kaçıncı senesin? Kaç paran var? Bu üç soruya cevap ver sana sol kanat önereyim. Ula bu saldım ya. ben Valla ben de almayasım geldi. Cemal doğru söylüyorsun. Çok doğru bir konuya parmak bastın oğlum. Benim de ümitlerimi kırdı zamanında. Sadece senin değil benim de ümitlerimi kırdı. Ben teşekkür ederim. Şu e-pinleri deniyorum da demiş. Var ol kardeşim çok sağ ol ya. İsmail Akbaşlı antrenman hakkında. O iyiymiş ha İsmail Hoca'nın. Abi İsmail Hoca'nın zihinsel Fatih Hoca'yla kapışır ha Fatihlerimle. Böyle bir zihinsel ilk defa görüyorum 60 yaşında. Fatih Hoca muhtemelen tanıyordur ha. İsmail Hoca'yı ben size söyleyeyim Adana'da zaten. Bir de Fatih Hoca'ya bakayım. Baksana zihinsel. Hayda her Berlin'in menajeri olmuş lan Fatih Terim. Hocam nasıl nasıl gidiyor? İyi iyi canım. Senin nasıl gidiyor? Vallahi Adana'yı çıkarmaya çalışıyoruz işte. Daha çok ben antrenörlüğüm geliştirmeye çalışıyorum. Yıl 2024 10 milyon Beşiktaş. Palles Magno abi. Al sonra bana dua et. Sol tarafa ters ayaklı. Ders almaz ders veririz insan. Vallahi öyle. Her tabelin kaçın sıradaymış bakayım Fatih hocamla ya. Ertan ne yapmış bu sene? Ulan 12. sırada. Hocam, hırtabelli'nin maalesef ya da belki yeni gelmiştir ya. Dur. Hocanın günahını almayayım. Fatih hocamın günahını almayayım. Bir bakayım şuraya bir. Kariyer geçmişi. Yok. Nereden bakacağım? Kariyer istatistiklere. Abi gözükmüyor. Ne zaman geldin nereden görebiliyorum ya südeşmesine? Hmm, 30 0 başlangıç 10 11 2022. Kasım ayında gelmiş ya. O zaman Fatih Hoca'yı başarılı sayabiliriz. Kötü gidişattan sonra gelmiş aynı. Kötü gidişattan sonra gelmiş abi. Yani Fatih Hoca'ya kızamam. Daha yeni gelmiş adam. Bir ay olmuş geleli. Hocam 12. ikinci yaptıysa vardır bir bildiği. Doğru. Hocam Forvet'e Cem'i Sol. Bakalım abi. Yani bu çocuğu alırsam beraber küme düşeriz herhalde. Ali <laughs> Aleykümselam hoş geldin. Şenol Hocam sezon başı gelseydi ne olur diye düşünmekten kafa yedim hocam. Oğlum Şenol Hoca geldiği zaman siz bizim üzerimizdeydiniz. Galatasaray'ın üzerindeydi Şenol Hoca ile takım. Halil bunu nasıl unutuyorsun bilmiyorum. Her seferinde bunu söylüyorum abi size. Bence bir hocanın özellikle fiziksel ve kondisyon anlamında iyi bir yükleme yapan bir hocanın arkasından gelmesi Şenol Hoca'nın daha iyi oldu. Benim görüşüme göre. Yani Valorant, İsmail, Valorant kaldı adamın adı da. Ne İsmail'di oğlum? İsmail Hoca'nın olması bence sizin başında daha iyi oldu sizin için ama Rıdvan'la Emir'i satmasaydınız muhtemelen şampiyon olurdunuz. Hocam yarın Galatasaray kararı gelir mi ya? Valla ben de özledim ya. Yarın açarız olur. Rokson. Ben çok özledim. Adana Spor'un televizyondan yanacak maçları belli oldu. Bakalım. Şenol geldikten sonra Beşiktaş 55 Galatasaray 61 pu bin puan toplamış. Doğru. Herkara hoş geldin canım. Hoca Samet Aybaba ile anlaşacakmışız. Mis gibi. E, Kocaeli mi Utku? Valeryan İsmail. Valeryan evet. Teşekkür ederim. Valorant kaldı adı ya. Ama hocam takım oturtana kadar puan... Evet mentalini toplayana kadar belki de puan kayıpları oldu. Doğru söylüyorsun. Ama takımın fiziksel yüklemesini çok iyi yaptı İsmail Hoca ya. Buna ben direkt katılırım yani. Halles gelmez abi. Başka bir sol açık oynaralım. Beşiktaşlısın zaten. Muhammed Damar al, keyfine bak abi. Her seyaklığı oynat. Hayvan gibi de geliş. Ay ne olmuş lan bu çocuk? Oğlum ne olmuş bu çocuk? Keşke bana gelse. Bana kiralasanız çok güzel geliştirin bu çocuğu. Vermiyorlar. Hocam o değil de ne? Abi ya sorma ya. Abi çok büyük ya. Çok aşırı büyük ya. Böyle yani. Yürüyemiyor. <laughs> Adana Spor'un altyapısından genç bakışlarına çok iyi adamlar çıkmamış. Yönelimimi değiştirecek diye korkuyorum bazen. Ben de korkuyorum Taromi. Çok korkuyorum. Başka şeyler düşünmeye başladık. Mammini. Bakalım. Abi forvet ya. Ben böyle forvet izlemeli çok oldu ya. İşte Icardi gibi forvet izlemeli bayağı uzun zaman oldu Galatasaray'da. En son işte galiba Şükrü izliyorduk işte Hakan. Galatasaray'da. Jardeli falan izledik işte 2001'de. Sonra bir daha izlemedik abi böyle forvet kaldı sırayda. Vallahi Kemal sanırım düşünürüm yani. Ya Hakan ne yapayım Hakan top oynasan oynatırdım. Ortayı bulurum. Jess tamam geri adım attım. Vallahi ne yapayım Utku. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok Utku. Niye gideyim Utku? Damar da gelmedi. Başka adam bakalım abi. Uygun fiyata. Hmm. Almada'yı alsan hoca. Almada'ya bak. Almada sol tarafta ters ayaklı da oynuyor. Ama biraz geç açılır. Ama açılır yani. Ve bütün duran topları kullandırırsan çok asit yapar. Thiago Almada'ya bak. Dokul gelmiş lan. Oyda. Oğlum bizim bayağı bir iyi olur ya. Bu çocuk bu çocuğu kapsak çok taş gibi olur takımla. Biraz az maaş, işte maaş isteseler çok tatlı olacak. Muhammed Kiprit. Bilmiyorum Muhammed Kiprit ne olur. Burak İnce denenir mi? Hocam e, hoş geldin. Bir takibini alırız. Bir bakarım şimdi. Keşke verse. Verse diyorum ya. Pardon keşke gelse. Hocam dün kaçırdım da Muslera'nın kasıtlı olarak takım sabot etmeye çalışmasına ne diyorsun? Kasıtlı sabot etmeye çalıştığını düşünmüyorum da. Ben Muslera'yı değiştirmemizin zamanının geldiğini çoktan geçtiğini söylüyordum. Bana Galatasaray taraftarları inanmıyordu. Şu an inanıyorlardır herhalde. You Hoş geldin kral. Teşekkür ederim takipçi. Oy taş gibi stoper kapıyoruz gençler. Tyler Smith. Ya bunu beğenmedim. Ee, dün yine bir altı numaraya saçma sapan bir pas attı yine Torreira'ya. Görmüşsünüzdür. Kim bilir neler düşündünüz ha. Hocam sözleşmeleri neden bir sene yapıyorsun? Ben burada çok kalmayacağım. keş. Yani şu kulüpte çok kalmayı düşünmüyorum. Kendimi geliştirip bir an önce daha büyük kulüplere çıkmanın şeyini yapıyorum açıkçası. Hesabını yapıyorum. Ya Torreira'ya atabilir ama baskı yokken atması lazım. Baskı varken 6 numaraya oynaması çok salakça yani. Abi City falan böyle değil yani bakmayın. Ki adamların oyuncuları da çok üst düzey. Pas oyunu yapacak. Ama e, City'de falan bile pas ya baskı varken kaleciler şişiriyor topu abi. Bu kadar basit yani. Bunu algılayamıyorum. Bu yaştan sonra anlayamıyorum. Bilmiyorum Mustafa. Zaha Kent Zapata Livakovic kullanan ne diyorsun? Ben Livakovic'in Fenerbahçe'ye geleceğini düşünmüyorum abi. Kent iyi e transfer. Kent'le alakalı bir video çekeceğim yakın zamanda. Ryan Kent'le alakalı YouTube'a bir video çekeceğim zamanda genç, yakın zamanda gençler. Yarın çekerim muhtemelen. Daveti red hazırlık maçı yapsak mı ya? Ne zaman ha? 6 13'ünü. Hmm, tamam yapabiliriz ya. Daveti kabul ettim. Zapata Zapata da büyük transfer de yaşlı yani. 33 yaşına geldi herhalde. Bakayım. Doğan Zapata kaç yaşında? Büyük transfer de 33 yaşına geldi. Hala iyi golcü. Hala fiziğini de koruyor. Bilmiyorum. bilmiyorum yani. Bir soru işareti derim. Yaşından dolayı soru işareti derim ama iyi top, iyi golcü olduğunu kabul ederim yani. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam Belotti'yi falan çekerdim ya. Belotti'yi çekerdim de. Herhalde bu saatten sonra şeyden korkarlar. Pedro'dan dolayı korkarlar herhalde. Belotti çekme. daha net bir forvet bulması lazım Fenerbahçe'nin. Daha net forvet de kim bulurlar bilmiyorum. Abi kime bakacaktık biz ya? Bir şeydeki altın ordudaki bir çocuğu mu söylemiştiniz? Orta saha. Neydi çocuğun adı ya gençler? Kime bakacağız dedik. Yok altın ordudan giden bir çocuk vardı. Nerede o? Gidenler. Burada mı? Burada göremedim. Ya tabare gelir mi hocam? Kime? Bize gelmez. Burak İnce. Heh, teşekkür ederim abi. Hipo. Sağ ol abi. Burak İnce'yi kiralamaya bakalım abi. Altın Ordu düştü nasıl oldu sence? Abi Altın Ordu'nun başkanında da problem vardı en son. E, muhtemelen kulüp satılacak. Bence patlar gibi geliyor bana kulüp. Çocuğu bana kiralar mısın? Yok ya vermiyorlar abi. Çok da pahalı. Paramda yok. Yata bari yerine daha iyi bir forvet çektik ya şu an. Ocak ayında taş gibi forvet ikilimiz olacak abi. Abi aldığım forvete bak. Vendeli aldık abi boştan. Taş gibi forvet aldık abi. Samsun Spor Başkanı alacak. Yok. Abi Samsun Spor Başkanı bayağı zengin. Vallahi taş gibi olur. Aslında ben e, büyük kulüplerin yerinde olsam Altın Ordu'yu alırım abi. Altın Ordu'yu alırım ben büyük kulüplerin yerinde olsam. Sözleşmesi bitsin abi bitsin. böyle. Ama Altın Ordu'da son 2 senedir bir sıkıntılar var yani. Hem mali açıdan sıkıntılar var hem de yönetimsel açıdan sıkıntılar var. Çıkışları ve yönetim tarzları çok iyiydi ama son 2 senedir bayağı sıkıntılar var. Ee, saçma sapan transfer yapıyorlar son 2 senedir. Maalesef. Ama altyapısı hala çok büyük takım onu da kabul ederim yani. Adem forma giymek istiyor. Adem ne yapayım? Git abi o zaman. Transfer toplantısına katılmıyorum abi. Hocam birincilik gibi değiliz. Bizim köyden tutup getirmemiz gerekiyor. Birincilik için fazla video olmuş. <laughs> Eyvallah. Za ismi geçti. Adam Fener ile anıldı. Sakatlandı. Fener'e duyulan sakatlanıyor demiş. Hayda Cem Kar. Abi Zaha çok maliyetli bir transfer olur ya. Bence bir de Fenerbahçe'ye onu da yedireceklerini zannetmiyorum da. Yedirirlerse de çok sağlam maliyetli bir transfer olur. Yani 10 milyon euroya yakın imza parası falan söyleniyor. 10 milyon euro imza parası da bir transfer parası abi. Bonservis parası ya. Abi Bale baksana abi. Bale golf oynamıyor mu? Hacire. Yarıt Bale bırakmıştır futbolu muhtemelen. Aa boşta. Futbolu bırakmış ama. <laughs> golf oynuyor. Geçen golfle alakalı bir video görüntüsü düşmüş abi. Gördünüz mü Gerrit Bale'in? Nasıl seviniyor. Sağlık falan atalayalım. Ya bir Ocak ayı gelsin. Ondan sonra bakacağım. Bir transfer dönümü gelsin bakacağım abi. Oyuncular gelsin bakacağım. Saykuruz'a geliyormuş sene. Galatasaray şampiyonluğu yalan. Şampiyonluk değil de bir 4 puanımız gitti gibi. Ya da 5 puanımız gitti gibi ya Kemal. Abi şu dokuru da alalım ya. Taş gibi oyuncu ya. Çok iyi herif. Valla bir stopere de sağlam adam aldık. Bütçeyi ayarlı abi. Gelmesi lazım bu adam. Şampiyonlar Ligi finalinde attığı golü o kadar sevmedi. Katılıyorum abi. Abi 10 milyon imza parası dediğin hiçbir şey bonservis alıyoruz. Bonservis veriyor Öyle de. Yani 10 milyon transfer bedeli veriyorsun. 5 da sözleşme yapıyorsun. 3 seneler 15 milyon da öyle. 25 milyon euro ödemiş oluyorsun abi. 25 milyon euro çok büyük para. Bilmiyorum. Hocam Bartu'a da bakar mısın? Bartu'a da bakayım ama Bartu bana kiralarlar mı bilmiyorum ya. Hemen bakalım abi. Livay'ı alabileceğini zannetmiyorum. Belki Eze'yi alabilir para verirse Fenerbahçe'de. Liva Kovic'i geleceğini zannetmiyorum. <laughs> abi çıkma gelecek yıl Türkiye'ye derbi gösterelim abi. Abi Sakarya'nın çıkması lazım ya. Eğer Hadana'yı kastediyorsan Adana'nın da çıkması lazım. Fenerli olarak tek isteğim var şu Rossi'yi kapının önüne koysunlar. Ayda. Ben Rossi'yi beğeniyorum abi. Vallahi Jorneman çok sarıyor. Ben de yapıyorum. Bodrum'da PTT şampiyon oldum. TTSL'de 6 maç 5 galibiyet bir beraberlik serbestlerden takım kurun Baya süper gidiyorum şu an. Helal olsun abi. Yago gelmek üzere diyordu. Livakovic için mi Expar? Ben yönetimin haber yaptığını, yaptırdığını düşünüyorum Livakovic için ya. Ben geleceğini zannetmiyorum ama gelirse büyük transfer olur. Ama gelmez yani. Adam çünkü kendisi açıkladı. Ben Almanya'da, İspanya'da forma giymek istiyorum dedi. Kendisi böyle bir açıklama yapmışken bilmiyorum. Fenerbahçe getirebilir mi? Bilmiyorum. Abi ikili oynayacağım herhalde. Bilmiyorum ya. kanata kimi koyacağım? <laughs> Menajeri evet Fenerbahçe'den teklif var dedi ama oyuncu kendisi ben İspanya'da formak giymek istiyorum dedi Real Betis'te. He Fenerbahçe iyi bir maaş verir. Muhtemelen Real Betis'ten iki kat fazla maaş verir. Öyle getirir bilmiyorum. Ama zor gibi geliyor bana. Sanki bizi Türkiye'ye yedirmezler gibi geliyor. Sakaris Stad'ı yeni abi evet. Abi şu sağ tarafa koyacak adam bulamadım. Nerede benim forvetim? Hani benim forvetim İbrahim koca sakat ee oynatamayacağız okey abi yabancı oynatamıyorum ki ya ne yapacağım Hakan gel abi Leo santosu kestim burada burnumunu oynattım abi kanat forvet oynan abim abi şu adamı da kesiyorum abi oraya Metehan aldım abi Burak Murat sağlam gel baba Şu anda en ciddi iki takım Burnley ile bizim bizim avantaj Avrupa Kupalarında oynamamız. Livakovic için mi? Yok abi Livakovic için daha bir kulüpler var hedefte. Eze, şeyi bilmem. Eze mi? Yok Eze değil. Sol kanadın adı neydi ya? Fenerbahçe'nin ilgilendiği. Topçum Zaha. Zaha'yı Zaha bilmem ama Alivakovic bilmiyorum. Çok zor abi Livakovic. Zaha'yı bilmiyorum abi. Zor. Kent gelmiş evet. Kent çok iyi transfer abi. Hayırlı olsun. Arif kocaman Kayseri denenir mi? Birazdan deneriz ama bize geleceğini hiç zannetmiyorum kral ya. Bir bakarız ama. Abi kaptırmayın. Ata çiçek mi bu ya? İkincilik golcüsü. Vallahi o galiba. Liba falan ne diyorsunuz? Beyler gelmez inanmayın haberlere Fenerleri kandırmayalım demiş Osman. Osman Hoca bu arada Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi abi. Abi İlk top daha ya. Kendi sağımız Göztepe ya. Pozitif ya. Ortadan geldiler bir de. Çok sıkıntı oldu. Top hızlıca elden çıkart abi. Ben önde kuracağım abi takım. Yapacak bir şey yok ya. sıçalım Beni kötü kötü konuşturuyorlar. Zaman abisi Galatasaray maçını izlemiş. Erdem Baba ne yapacak acaba? Hayda. Kongre yönetimde mi? Bir şey sanacaklar demiş. Abi. Üyesi, Fenerbahçe üyesi pardon. Aleykümselam Emir'cim hoş geldin. Böyle oynayalım bakalım ne yapacağız. Trabzon'da Yunus Emre çift iyi olur bu arada ya. Yunus Emre iyi bir yerli rotasyon olur abi. Ona katılıyorum. Aleykümselam Kaan'cım hoş geldin canım. Hasan Hüseyin sıçma artık bir maçın ağzına ya kardeşim be. Yeter daha. Orta sağ performans alamadık ya heriften. O zaman abisi değil her şey aynı kişi Abi güldürmeyin beni ya. Zaten yeniliyorum. Mehmet pas at abi lütfen ya. Lütfen ya. Valla o kadar belliydi ki vuracağı. Her gözü çekiyor içinde salmaları. Valla öyle abi. Hakan paslı. Acum, hocam. hocam Anjorin çektim. Gizli forvet oynuyor. Love'un profili o kadar iyi değil ama güzel katkı veriyor. Bir bakabilir misin? Nereye çektin kan? Şu maçtan sonra bir daha yazarsam bakarım abi. Unutturmazsam bakarım. Şu maçı almamız lazım öncesinde. Yapma kaçırma Ata Bey mahvetti bizi. Allah kahretsin Arda seni. O Hakan mı kaçıran? Hakan kaçıran. Hakan taşıyan mı vardı abi? Hakan kaçıranımız var bizimle. Hıza bak hız 5 -6. Bugün FIFA'ya ara verir miyiz? Başka şeyler mi oynasak demiş Osman. Hayda. Bilmiyorum. Fark etmez bana abi. Yani FIFA'dan ama son birkaç gündür bayağı keyif alıyorum. 6.80 oynuyor sözde. <laughs> fotoğrafı cezaevi günlerinden galiba Hakan abi. Abi sormayın şu Hakan'ın fotoğrafa bakar mısınız ya? <laughs> abi ya. Çok iyi. Çok iyi fotoğraf. Gol atmamız lazım. Ses yaptırdım ben rakibe ya. Kendi sağımızda oynuyoruz. Yaptırmışız. Okey. Yapalım hadi. Şu Atabey bizi mahvetti ya. Ya abi müdahale ediyoruz topa. Yine top bizim ayağımızda kalmıyor. Rica ediyorum ya. Lütfen. Eyvah. Encel'in ağzımıza tükürdü orada ya. Allah tükür. Atabey'i atma artık. Ya bu takımdan bir bok olmaz abi. Abi niye? Çünkü çok saçma sapan oyuncular. Ya bir tane oyuncumuz eksik. Bak 2 sıfırlık olduk yani. Bir tane oyuncu eksikti. Anamız ağladı ya. Helak olduk ya. 3 şut geldi gol oldu abi hepsi. Ya zaten çekip gideceğim uzaklara da. İşte bu sene Adana Spor'da ne kadar başarılı olabilirsek. Kendimizi geliştirip. Üstlükleri atmak istiyoruz kendimizi de. Yani her her bir şey söylerken golluyorum abi. Konuşurken golluyorum ben. Abi direkt direkt etki etmem lazım maça. Süleyman. Süleyman seni sağın dışına alıyoruz abi. Bölümü şuraya gel abi. 3 forvete dönüyorum ya. İkisi top oynamıyor. Çıkarttım abi seni. Yaratıcı oyna abi şöyle oyna bakayım. Mehmet büyük. Mehmet sen de büyük sayacaksan say ama. Şurada oyna paşa. Yardımcıda oynarsın bence ya. Rakip merkezden oynamaya zorla abi. Önde pres dedik zaten. Yok ben bu maçı alacağım ya. Ben bu maçı alacağım beyler. Cenk gel abi koleye. o transferde yanlış haber yapmaz ama son yani bir senedir falan yönetim odaklı çok fazla bilerek transfer duyumu veriyor. Kasıtlı haberler yapıyor yani son zamanlarda abi. Yani ihtimal var diyor. Algı değiştiriyor. Anlatabildim mi? Hani başarısızlığı örtbas etmek için böyle haber pompalıyor maalesef. Hakkı gel yavrum. Hasan Hüseyin çıkıyor. Şöyle yapsak. Medun Yanil'de ofansif oynatalım abi destekte. Eskisinden daha hızlıyım. Evet. Biraz uzun top. Kısa pas yapma abi. Kaleyi gördüğünde vur abi. Ortaş bir şey yap. Yaratıcı. Rakip savunmanın üstüne de gidelim hatta. orta yapmasına izin vermeyin. Nerede abi bizim şey? Ee, rakip Abi yönetimle kavgalı mı? <laughs> Yalan. İnanmıyorum. Yok abi ya. Genelde menajerlerden alıyor haberleri. Livada, Zara'da, Kent'te menajerlerden gelen haberler. Süp menajerler habersiz oluyor diye bazı adamlar almamıştı var zaman. Yok abi ya. Son zamanlarda yönetimle çok sıkı fıkı ya. yani. Ya yönetimle kavgalı haberleri falan palavra ya. Ben İhtimal vermiyorum abi. Hasan Hüseyin'i maalesef vurduramadım abi. Hasan Hüseyin'i vurduracağız ama. Dur bakalım. Ya atakları yok. Golleri var heriflerin. Bir tane atamadık şunlara ya. Şu adamı bir kere tutamadık yani. Hadi abi hadi mammini hadi canım. Duruyorsun nereye kesiyorsun yavrum? Kimse yok orada. Bizde kalsın. Allah. Nereye indiriyor? Bizde kalıyor da nereye indirdi? Atabeyi kaçırdık yine arkaya. Bak gör. İyi izle. Oynat bakalım. Aldığımız topu verdik mi? Aşağı, aşağı Sağ taraf bomboştu oraya. Hadi abi 2-3. 2-3'üz. Hasat. İşte bu. Tamam. Döndü maç abi. Döndü. Aldık maç. İnanmayan bizimle çıkmasın sahaya. Yavuz Sabuncu oldu. Galatasaray 15 milyon euro önerdi ama Zaha şey 1907 euro anlaşma sağladı. Asıl olan renkler dedi. Aynen abi yaptırdığı kasıtlı haberler de var Galatasaray karşıtı yazı maalesef. Bu konuda hak veriyorum yani. Ee, Abi atalım bir tane daha be. Offside verme canım hocam. Hadi abi çözdük maçı. Evet 1-2 yıldır öyle abi. Aferin be 2-2 oldu. Şimdi buradan 3-2 yenilmemiz yok mu abi? İkisi buradan iki 2, 2 yaptık, 3-2 yenilmemiz yok mu? Çok güzel olur, değil mi? Hadi çocuklar, hadi abi, hadi aslanlarım, yiğitlerim, hadi abi. Alalım şu maçı çocuklar. 31 puan'a gelmemiz lazım. 28 puandayız. 30 oluyoruz gerçi. İki puan daha geliyor yani. Şu an bir puan, iki iki. Hadi abi. Çocuklar bizim atak yapmamız lazım ya. Ata Bey atacak yine bir tane. Hadi abi 3'e 3, 3'e 3, 3, e 3 at. Eşleşme çok güzel abi. Bas sana pas atsana. Özürlü. Ya abi zamanı dağıtmadı pası. 3 e 3'tük ya. Ahmet Eren lütfen harcam artık pozisyonları. Delikanlı. Hocam maçı simüle ne oluyordu? Maçı oynamadan direkt skorunu öğrenebiliyorsun simüle ederek. Direkt geçebiliyorsun önemsiz maçları öyle. Abi yani gol atacakken gol yiyeceğiz. 3 3 üç kalmış ne güzel. Şimdi arkaya pozisyon yedik. Arkadan vuracak kafa topunu. Bomboş. Allah kahretsin ben Ya abi şu maçı nasıl böyle olur ya? Tek hata var ikinci yarı. Heriflerin tek hata var ikinci yarı. Lütfen ama hadi çocuklar ya. Oyunculara seslen ya. Hadi çocuklar başarabilirsiniz hadi. Niye çalışmıyor lan? Heh, çalıştı ha. Abi ben böyle olacağını biliyordum ya. Vallahi biliyordum böyle olacağını. Ben sana dedim? Bu maçın 3-2 bitmesi yok demedim mi abi? Niye o çalışmıyor lan? Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene Ali Hoca bize Takım niye oynamıyor? Valla öyle. Abi yalnız size bir şey söyleyeceğim. Haklısınız. <laughs> Bunu söyleyip haklısınız demek yok mu? Abi çok saçma oldu ama ya hadiseler. Bence çok saçma oldu yani. Böyle olmaması lazım da. Abi makine bozuldu. iki saattir çalışmıyor. Yavrum evladım çalışacağım mı? Canım. Başka bir yere takalım. Belki takıldığı yerle alakası sıkıntısı vardır. Hadi bakayım. Hadi aslanım çalış artık lütfen. Zaten gol atamıyoruz. 2-2 yaptık dedim ama ben size 3-2 yeniliriz diye. Mammini övemedim de ya çocuğu. Dur bakayım. Neyse transfer dönemi geldi beyler. Yaptığımız transferlerle herhalde ligi çözeriz ya. Ben ligi çözeceğimize inanıyorum. Abi bugün FIFA girme be. Sezonu bitirelim bu sana. Hayırlısı bakalım ta. İnş. Bir şekilde bir şeyler yapmamız lazım zaten. Brush gelişiyor ama. Yani Brush'un gelişmesi bizi maalesef şey yapmıyor. Kural An, An Anjori'ne bakacaktın. Hemen bakayım abi. Teşekkür ettim hatırlattığın için abi. Hemen bakalım abi. Anjorin abi çok iyi de biz bunu getiremeyiz ki bizim takıma. İyiymiş beğendim. Bana şans verin abi birazcık da. Biz bu ligi çözeceğiz Allah'ın izniyle. Adana Spor'un küme düşmesi bekleniyordu abi geldiğim zaman. Yine şampiyonluğa oynatıyoruz yani. Ya yani şampiyonluk dediğim play falan oynatıyoruz. Adana Spor'un küme düşmesi bekleniyordu. Hatırlarsınız geldiğim zaman. Mr. hoş tekrardan. Bir de kaleci Yorgen. Yorgen seni biliyorum, tanıyorum. İyi kaleci abi. Ama genç bir kaleci geliştirmeniz lazım. Öncelikli olarak kiralarsanız gelişsin öyle takımınızı alıp başarılı bir kaleciye sahip olabilirsiniz Jorgen Sen konusunda. Bildiğim bir kaleci. Anjorini beleşe çektin. Hmm, çekilebilir ama yani ne bileyim. Daha iyisini alınabilir. Ama beleş tabi tabi baldan tatlıdır. Akşama ne yapıyoruz? 12'de bir şeyler yapabiliriz kayıç. Ben bir orada oyun takımdan git göndermek istediğim topçuları gönderelim abi. Takım dinamiklerimiz mahvoldu ya. Ya bizim yerliler sıkıntı abi. Ali Hoca Hasan Hüseyin bir maç daha oynarsa da Danaya ihanetten tutuklanacaksın ayda. Abi bizim orta sahaya ihtiyacımız var yerli. Yerli rotasyonu çok kötü ya. Maalesef Adana'mızın yerli rotasyonu kötü şu anda. Kaleye Nurullah Aslan da çekebilirsiniz hocam. Hem Türkiye'mde çok gelişiyor. Abi Nurullah Aslan bana gelmez ki. Bir de param da yok o kadar Nurullah Aslan alabilecek kadar. Bu Samsun'un eski kalecisinden bahsediyorsunuz Nurullah Aslan diye herhalde. Bir bakalım ama yine de. Murat Cem daha gelmedi mi? Gelmedi abi. Gelse oynatacağım ya. Ocak'ta geliyor. Bir Nurullah'a bakayım yine de. 80 mi euroymuş aslında düşmüş fiyatı. Ama refleksi falan kötü. Bir bakalım bakalım gelmek isteyecek mi bana? Gelmek istiyor ama 142 bin euro maaş istiyor. Abi o kadar param kalmadı benim herhalde ya. Transfer bütçem de yok bu Param yok abi. Şu an param yok. Mustafa Başkan günahını vermez bana o. Mustafa Başkan bana günahını vermez. İnanıyor musun Mustafa Başkan bana bir şey vereceğini? Çalışkanlı geri tembel hayvan daha çalışkan olabilir. Vallahi öyle sosis. Doğru söylüyorsun. Şu oyuncularım gelsin. 12 Ocak'ta geliyor oyuncularım. Bayağı takım şey atlayacak yani. İnanıyorum. Seviye atlayacağız abi. orta saha gelmesi lazım. O Beşiktaş'tan aldığımız çocukla iş yapabiliriz yani. Ben inanıyorum abi. Bak şurada transferlerde nerede o? Demir Ege Tıknaz var abi. Yani çok iyi değil ama idare eder. Başka neredeydi abi? Orta sahamız. Ee, dokur mu almıştı? Yok. Zegabri'yi Gabriel aldık. yamyam Yam gibi. Aslanım. Bitirici. Felipe Melo benzeri. Veya işte Arayo gibi. Sert. Ee, 24 yaşında delikanlı. Zıpkın gibi. Vurup geçirecek. İlk Pazu gelirse bu takıma şart. İlk Pazu'yu nasıl getireyim abi? Param var? Parasızım. Fakirim. Fak fakirim. Hmm, nerede abi bu? Sen nerede yaşıyorsun Kemal? Abi düğün falan vardır. Çok normal ya. Hocam hızlı bir gittiniz mi? Daha gidemedim ya Taromi. Mümkünse bir ilk başta tıraş olmaya gideceğim. Ondan sonra hızlı bir de giderim. Ankara'dasın. Hayırdır seçim falan mı var? E, mi vardır muhtemelen Kemal. Şöyle bir fikstürüme bakacağım ya. Fikstürüm nasıl? Evimde başlıyorum Giresun'a güzel. Daha iyi bir şekilde Kartal Kayra keşke olsa da Kartal Kayra'yı bana yedirmezler ya. Kartal Kayra zaten kiradadır Roxon'cum ya. Bir bakalım ama. Ya yerli bir güzel bir sağlam Türkiye ihtiyacım var benim orta sahada da. Nasıl olacak? Nasıl bulacağız? Paramız yokken nasıl alacağız bilmiyorum. Bakayım hemen. Yelli alabileceğim bir orta saha oyuncusu lazım beyler bana. Bana kiralasanız çok tatlı olmaz mı oğlum ya? 10.000 bin, 10 bin vereyim. Maaş veremiyorum ama. Keşke verseler. Yerli orta saha bakalım. Ket hoş geldin canım. sen. Gençler yerli orta saha bakalım ya. Bize iyi bir yerli orta saha. Aa Atalay serbest mi kalmış? Yo. Atalay'ı alayım mı ya beyler? Bilmiyorum ya. Katkı verim bilemedim. Maksut da var. Ama Maksut'ta bir şey var mı bilmiyorum. Yapar mı bilmiyorum. Burak alamıyorum Burak İnci'yi. Çok pahalı. Vallahi Atalay'a gidiyor bu işin sonu. Hocam tıraş olmaya erken gitmen lazım. Hafta sonunda kafan davul gibi çıkarsın ben. bana. Evet erken gitmem lazım. Doğru söylüyorsun. Çok siyaset dönüyor. Abi. Yani berberim vardı benim bir tane. O farklı bir yere taşıdı dükkanı. Ona, onu da gitmiyorum. Geçen burada bir berbere gittim yakında. Ya abi, abiyle de siyasi görüşlerimiz çok farklı. Abi bir başlıyor abi konuşmaya. Allah. Ben de haklısın abi. Tamam abi. Doğrudur abi. Diye, yani bir an önce tıraşı bitirip kaçmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Atakan Keskin bakalım abi. Kanat Bek hücum oynar abi skali. Taş gibi o, o şey sabek abi. Ben berber sohbetini çok severim de. Şu anki berberimden memnun değilim abi. Çok zıt düşüncelerimiz var. Fm 12 oynadım. Abi Fm'nin e, 2005'ten beri Fm oynuyorum. E, CM 2001'den beri de CM 2001-2002-2002-2003 oynadım işte. Berberim ben değiştirmedim. Taşındı herif ne yapayım abi? Mehmet Ekici. Mehmet'in de fizikseli çok yoktur ya. O da atalay gibidir. Ya bırakmış bir laf. Or şeyi bırakmış abi adam. O oyunculuğu bırakmış. Ya Mahmut'u alacağız gibi duruyor buradan. Mahmut çekeceğiz gibi ya. Mahmut Taşkıran. Yani çok da memnun değilim Mahmut'tan ama. Hamza Efe Akman'a bak. Bakayım abi. Mehmet Topal Zuh Adana. Yani gelir mi bilmiyorum. Ya Galatasaray bana oyuncu kiralamıyordu en son. Bak yine kiralamıyorlar. Yazıklar olsun Galatasaray. Ulan bir de sözde Galatasaraylıyız ya. Mehmet Topal'a bakacağım şimdi. Efe de bana gelmez. 17 yaşına zaten kiralayamıyorum. Bayağı bir etkili taktik öneririm. Ya taktikte sıkıntımız yok kral. Ya, yani Mehmet Topal menajer olmuş bende. Barış örücü. Başka ile gitse berbere gider. O derece samimiyet olur hocam. Okula başkası değmez. Ayda. Barış iyiymiş ha. Kiralama şansımız olur mu acaba? Param bende maaş olsa 170 bin euro kiralık nasıl sana taksit ödeyeyim? Oha! Hocam geçen gittim solcu girdim sağa çıktım demiş. Berberden mi tarım? Bana göre en iyi FM sürümü. Ben 2005'i çok seviyordum ya. 2008'de severdim bu arada. Bilmiyorum sever miydiniz sevmez miydiniz? Nasıldı durumlarınız? Ya şu takımdan bir an önce kurtulup bir sağlam bir takıma geçmem lazım. Hiç para yok ya. 15, 15 de severdim evet. Ben de böyle giderse ben de öyle çıkabilirim abi. Hani saçları belki 3 numara çekeceğiz ama benim de siyasi görüşüm değişebilir. Abi bütçe ne kadar? 0 ajre. <laughs> Sıfır. Bunlarla playoff oynayıp bir an önce buradan kurtulmamız lazım. Bir de antrenörlü kurs falan almamız lazım abi. Yönetim Allah aşkına bir bütçe yok abi. Bütçesizim. Lan 15 bin eurosunu bir de bana ödetiyor. Jager'im hoş geldin. Abi benim gittiğim en sonki berberin presi Lucas Torreira presi gibi yani. Öyle söyleyeyim. Orta sağ Lucas Torreira presi gibi. Herif öyle bir pres yapıyor yani. En son Reis diye çıktım yani beraberden. Hocam önümüzdeki ay rozetim değişiyor. Hadi inşallah Faruk. Hayırlı olsun. Ben olacağım. Değişmiyor mu? Hayda. Senin için istersen o, o ayın rozetini değiştireyim de. Fenerbahçe'de arkadaşlar ayı olur. Ne olacak oğlum? Fenerbahçe'li ol birazcık da. Aleykümselam Kerem Minje'ye hoş geldin kardeşim. Aa, kim Minje'yi severiz abi Kerem. Bir takibini de alırım kardeşim. Antalya maçımız geldi hazırlık maçımız. Ya Dünya Kupası arasına girdik herhalde o yüzden şey. Ali hocam gizli Fenerli ajan. Hayda. E, teslim olmayalım Halil'im mi? <laughs> Berberim abi. Berber beni yapacak yani. Kafaya koymuş abi. E, teşekkür ederim. Sağ ol canım. Sen nasılsın? Ceyger. Mehmet Ege'ci futbolu bırakmış. Benim kuaförü önerim İsp İstanbul'daysam. İstanbul'da değilim be kral. Acaba İstanbul'a gittim de mi tıraş olsam? Yakın zamanda İstanbul'a gideceğim. Çok mantıklı dip. Nerede abi? Berberin nerede abi? Alo, hocamın fenerli, Ali hocamın Fenerli'liği Ali Koç ile yarışır iddia ediyorum ayda. Alper Demiryol. Bakalım abi. A, pardon Demirol. Alper de bırakmış. Ayda. pardon Ayberk Demirbaş. Nerelere geldik abi? Alper Demirol. Demirbaş çıkıyor. Hakem çıkıyor. Alper çıkmadı. Alper'im çıkmadı. Ferdi. Ferdi'yi nasıl alayım? Kayıç. Şükrü Dudu adı. Zorlu'da haydi Şükrü Duda Abi Zorlu'daysa Deep Fear muhtemelen. Ben oradan çıkamam abi. Zorlu Center'daysa ben oradan çıkamam. Oğlum sen ne zengin berberlere gidiyorsun öyle. Dip. Anlat bakayım ne kadar veriyorsun tıraşa. Allah kolaylık versin Cekerim. Berber seni şöyle presi alacak. Bakayım abi nasıl. Bado Endiay presi mi? Valla öyle. Yok berber beni şöyle pres alıyor abi. Bak göstereceğim şimdi. Berberin beni aldığı presi gösteriyorum gençler. Dur videoyu arıyorum şu anda. Buldum. Bul bulamadım. Bulamadım ya. Bir dakika Twitter'dan arayacağım. Hocam FM 21'de hangi takım sarar Süper Lig'den? Valla ben Galatasaray dışında çok oynamamaya çalışıyorum da. FM21'de kim vardı hatırlamıyorum bile ya. Eski oyunları çok hatırlamıyorum Efe ya. Bir FM22 birazcık hatırlıyorum şu an. O da geçen seneki oyun diye. Buldum abi. Abi berberin beni nasıl şey yaptığını buldum. Baskıladığını, presi aldığını buldum. Gösteriyorum. Bir adam. Her önüne gelen reise saldırıyor kardeşim. Adam avradına bir çay bardak çay ver diyemiyor. ne reis. Ulan dünya bir düşmanısa bir adama bir benim berberim yemin ediyorum böyle. Bu adam Barcelona'dan daha iyi top oynuyor kardeşim. döndürüyor. Adam gibi adam lan ölürsem onun ölürüm kardeşim. Ağzında var o 25 milyonluk ciğer pro çekiyor. Biz yatalım diyor bacadan parayı döksün. Pandemiyle dünya biraz zorluk çekiyor. Her reisine geldim reisine giderim. Bak Kemal iyiymiş Meral iyiymiş bilinmem neymiş. Yandan dalma çiften dalma. Ben direkt gidiyorum direkt. Reis adamın aklını al. <laughs> Dayı ya. Abi valla çok korkuyorum ben de berberimden. Bu yüzden. Kafın Portekiz ayda. Berberin göbeklisi makbul olabilir. You know I am shining. Race'le geldik, race'e gideceğiz ayda. Ferdi'yle ben. Abi Galatasaray ceza alacak diye duydum. Sence iyi olur mu adam? artık. Öyle bir şey duymadım ben abi. Hayda horse oyu hastası izlediğim <laughs> Benim berber böyle maalesef abi. Oğlum benim de videom var bu, bu arada böyle ya. Seçim muhabbeti var diye şu an paylaşamıyorum o videoyu da. Seçimden sonra paylaşacağım. 28 Mart'tan sonra. Mayıs'tan sonra. Ben de böyleyim. Al, hışkırık tuttu ya. 28 Mayıs'tan sonra ben de böyleyim artık demiş Ket. Tarafını seç Ket. Yapacak bir şey yok. Bir kere de kazanan tarafta olalım oğlum ya. Hep kaybeden taraftayız. O da Seyran Tepe tarafında olacaksan iyi berberler var demiş Taran'ı. Erhan Mengel de çok iyi isimleri kesiyor kesin bak demiş. Dip bana fiyat söyle oğlum. Fiyat performans berber söyle. Lucas Romero taş gibi evet biliyorum. en son 65'e sattım onu hiç oynatmadan. 2 sene kira aldım sonra 65'e sattım abi. Lucas Romero'yu. Lazio'dan 15'e mi 20'ye mi ne aldım? 65'e sattım abi. Hiç oynatmadım. Hep kiraladım. Atayım bir daha görseller. Tarama hangisini? Benim bu siyasi konuşmalarımın olduğu videoyum abi. Şükrü'ye 500 veriyorum. Allah. Oğlum ben bir berbere 500 lira versem. O ay aç kalırım aç. Son seçim hocam ben de aya, ayak uydururum artık. Yorulduk artık demiş. Hayda yok artık. Son seçim falan değil abi. Antalya'ya gel hocam. Bizim mahalle berberine götüreyim. 100 liraya çözeriz. Hiç Antalya'ya gelme masrafını karşılayacaksan olur abi. <laughs> ben 80 demiş. Abi son zamanlarda, son zamanlarda bak konuşma tarzım bile değişti. Son zamanlarda berberlerdeki fiyat artışı ekonomiyle birebir örtüşüyor yani. Ekonomik durumla birebir örtüşüyor. Abi geçen sene ya da bir buçuk sene önce falan ben 30 liraya tıraş oluyordum. Şu an 150 lira falan oldu abi. Yani direkt ekonomimiz de aynı berber fiyatları. Muhtemelen bu videoyu YouTube'dan izleyecek olan, bir sene sonra YouTube'dan izleyecek olan arkadaşlar... Ha ucuz oluyormuş. Ben 250 oluyorum 500 oluyorum falan diyecekler herhalde. Ankara'da 100 Antalya'da 40 liraya çözerim abi demiş İhbin. Abi Antalya'ya yol paramı veriyorsanız biletimi alıyorsanız okeyim ben. Abi ben 5 liraya tıraş oluyordum 10 yaşındayken falan. Oğlum ben ben de 5 liraya tıraş oluyordum 10 yaşındayken de senin 10 yaşındaki halin 7 sene önce falan ucuzmuş baya yani Kingsley. Saçım mı yoktu oğlum? Abi buranın berberi çok demeyecek herhalde ayda. Ya o o zaman orada yaşama be kardeşim. Norveç'te yaşayıp yaşayıp buranın ekonomisi kötü. Buranın berberi çöp. Buranın yemekleri kötü. Burada her şey hayat pahalı. Her şeyi sövüyorsun oğlum o zaman Norveç'te yaşama gel Türkiye'de yaşa. Ben Türkiye'de yaşamaktan çok mutluyum. Allah var. Türkiye'yi çok seviyorum ama yani Norveç'te yaşadıktan veya İsveç neredeyse artık. Her şeyini gömüyorsun oğlum adamlar. Yaşama oğlum orada o zaman orada. Abi Jornimen kariyeri açıp niye Türkiye'ye geliyorsun? Ruhun fakir. Abi Türkiye'den geçiz inşallah ileriki şeylere. Bak yemin ediyorum ülkemi hiçbir ülkeye değişmem. Allah var. Hiçbir ülkede de yaşamak istemiyorum bu Türkiye'den başka. Çok seviyorum. İnşallah ekonomiyi de düzeltiriz. E ekonomi de düzelir. O ayrı bir konu ama. Abi ekonomi kötü demedim. Abi kötü dedin sen geçen ekonomi. Hatta çiğ köfte dürüm falan fiyatlarını konuşuyorduk seninle. Hatırlıyor musun? <laughs> ben 25 liraya tıraş olurum. Abi oradan yani 2500 lira maaş alıyorsan 25 liraya da tıraş olursun yani. Burada millet bak işte dip bir 500'e tıraş oluyormuş. Biz 150'ye falan tıraş oluyorsun. <laughs> abi ben istemeden oyuncum satılıyor. Çalışma izni falan çıkıyor. Nasıl, ne yapabilirim? Abi istemeden oyuncu satıyorsa konuşacaksın abi yönetimle. Transferi e engel olacaksın. 25 TL'ye Oluyormuşsun gibi düşüneceksin abi aynen. Aga ben Ankara'dayım. Babam Antalya'da 20 lira oluyor ama tanıdık diye 40 liraya çözerim. Bakacağım adresi. Hadi bakalım. Yok pahalı demedim. Kötü dedim demiş. Ekonomi hayda. Ceger. Bir şey demiyorum abi. Siz anlatın çocuklar. Şu Ceger'e bir şey söyleyeyim. Gözünü seveyim ya. Kerem. Ge aa Kerim Alıcı geldi abi. Yeni sahibekimiz, hayırlı olsun. Güzel. Her usta ben de Almanya'dayım. İnsanlar hayvan gibi refah içinde yaşıyor demiş. Bak adam delikanlı gibi doğru söylüyor abi. Her karayoz. Abi teşekkür ederim her. Sana bir abonelik sözüm olsun oğlum. Yok lan. Abonelik sözüm olmasın oğlum. Oğlum Almanya'da yaşıyorsun. Ben mi abonelik atayım sana? <laughs> Yok sözüm olmasın. Başkasını atarım. Türkiye'de yaşayan arkadaşlar abonelik atarım. Norveç'te vatandaşlık için. Yok abi o kadar da değil ya. Ne yaptınız? Dokura lisans veriyorum abi. Dokur'un lisansını verdim. Oğlum çok doğru söyledin her ama aboneliğini ben vermeyeyim kardeşim. Z Gabriel'i de kaydetmemiz lazım. 2500 euro nerede alıyorsun hacı ya? Üniversite mezunu falan olacaksın öyle alırsın Belçika'da. Abi üniversite mezunu da ol zaten ya. Bir de asgari ücret falan 2000-2500 falan değil mi ya? Yani daha fazlasını alırsınız yani. Ki orada çoğu kişi asgari ücretle değil yani. Avrupa'da asgari ücretle çalışan sayısı çok az. Türkiye'de sadece asgari ücretle çalışan sayısı işte %60-%65. Usta daha yeni geldim. Çalışmaya çalışıyorum ama ihtiyacı olan hat ben seni gene bir şekilde izlenmemiş. Eyvallah her. Var ol. Um, vendeli de aldık abi. Abi Mammini'den memnun değilim. Mammini seni kiralıyorum aslanım. Aa hoş karışlanmıyor. Ne yapayım lan top oyna. Ulan gitmek de istemiyor. Tamam başkalarını şey yapacağız. Yarım litre kola bir tane külahta dondurmaya 50 lira dom aldım sabahleyin. Düşünsene Norveç'te işte şu ikisine 50 euro verdim. Vallahi öyle abi çok kötü ya. Abi 2,5 litre kola 50 lira olmuş ya. Gözünüzü seveyim çocuklar ya. Yani ekonomi konuşmak hiç istemiyorum ama 2,5 litre kola 50 lira ya. Bugün 3 tane dondurma aldım. Ya da 4 tane. 3 ya da 4 tane abi. Galiba 80 lira mı 100 lira mı ne verdim abi. Yani Türkiye'nin en... eee ne diyebilirim? Limit olarak en üst seviyedeki ikinci parası 100 lira abi. Hani 200 lira parası var. 200 lira parayla 1 kilo et alamıyorsun. 100 lirayla da abi 4 tane dondurma aldık bugün. <laughs> yani ne, ne anlatıyoruz abi? Biz ne yaşıyoruz abla? Magnum 100 birim kutusu. Yuh. Almayın kardeşim Magnum. Almayın kameralı telefon. Discord'takiler görsellere baksın acil. Ben de bakayım lan merak ettim. Hayda benim bu reisle geldim reisle giderim konuşmasın. <laughs> abi bu konuşmalardan sonra size bir şey göstereceğim. Bu konuşmalarımdan sonra size bir şey göstereceğim. Bir dakika. Çok özür dilerim göstereceğim abi. Yapacağım bunu. yazıklar <laughs> Bunu göstermem gerekiyor gençler. Eskiden Magnum vardı değil mi? Pencere yakalama. Dur. Göstermem lazım bunu. Nerede pencere yakalama? Yakalayalım şu pencereyi. İki kumru sandviç ile ayran 202 lira ödedim sabah. Oo, hocam geçmiş olsun ya. Pencere yakalamayı açtım. Madem öyle konuşmayı başlatıyorum abi. Size yazıklar olsun. Reise veren yok mu? Ben reise geldim reise giderim arkadaş. <laughs> Hayda bir kişi var. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben reise geldim reise giderim. Açık konuşayım mı? Ben kime verdim burada? Ben reise verdim abi. Reise geldim reise giderim. Ben Reis'e verdim oyumu abi. abi bu konuşma size olsun. Reis'e veren yok mu? Bir ben Reis'e geldim Reis'e giderim arkadaş. Hayda bir kişi var <laughs> Ben Bu konuşma şöyle oldu abi e, Kapatayım Bu konuşma şöyle oldu Unfollow atmayın lan Dalgası yapıyoruz dur Gitme Gitme buradan Sen olmadan ben yaşayamam Siyaset ifşa falan değil oğlum ya Bu konuşma şöyle oldu ee, bir tane oylama yaptılar saçma sapan ankette. Moderatörlerin maalesef bana darbe yaptılar. Ee, anketin konusu şuydu abi ee, reisle e, tellik anketi miydi? durum anketi miydi? İşte hangisini seçersin gibisine. Şimdi reisle onu kıyasladılarsa da abi ben orada bu anketle alakam yoktur. Benim diye. Ee, sonrasında da e, korkudan şeyden ben dedim reise verdim yani. reise geldik reise gideriz abi. Kanka kazanırsa Ali Hoca artık aramızda olmayacak ayda. Attım görsellere demiş. Ne yaptın abi görsellere? Yine görsellere bir şeyler geliyor. Aa gelmiş. Abi şu anketi yaptılar. O yüzden korktum ben de. Bir dakika. Anketi açıyorum. Şunu yaptılar abi. Şu anketi açtılar. Ben de korktum. Ne yapayım? Bak gösteriyorum o anketi de. Aa bu anket. Şu anketi açtılar abi. Ben ne yapayım? Benim alakam yok yani bu ankette. Ankete bakar mısın sonucuna? Hem ankete bak hem sonuca bak. Şu anketi yaptılar abi. Ben ne yapabilirim? Sonuca bakar mısın? Abi senle de konuşalım bir şey hakkında. Çünkü galiba aramızda anlaşmazlık vardı bir şeyler. Konuşalım Jager'cim. Niye? Hayırdır. Devam. Tarafsız mı? Ayda gayet muadil sonuç. <laughs> Bu arada 120 gram dolar bayağı <gülüyor> <gülüyor> 3 kişi Evet reise vermiş bir tanesi bendim abi. Fotoğrafını da çektim. Hani <laughs> bu yayınla alakam yoktur. Ben reise verdim diye fotoğrafını da çektim abi. Hocam size kaset komplosu kuruldu itiraf edin. Bence de abi. Hocam bence bu kadar oyalamazlar. Hayda. Üç kişi kanaldan... Oğlum bir tanesi benim. benim mi kovuyorsunuz kanaldan? Bir tanesi bendim diyorum kardeşim. Anket önerisi sadaka değil alınca anket direkt açılıyor mu? Me mecburen açacağız ama inşallah korktuğum bir anket olmaz abi. Bir anket daha geliyor. Ya, aman abi. Aman abi. Antalya ile maçımız var. Konuyu geçiştirmeye çalışma. <laughs> Adem alın abi benden. Yoksa bir elimden kaza çıkacak. Direkt transfer edin abi. Ben transfer satıyorum bunu. Ah. Adem transfer listesine koyuyorum abi. Transfer etmek isteyen Kiralamaya uygun değil abi. Hocam yönetimle nasıl konuşacağız? Oyuncunun kendine kendine sakınmasını hakkında gösterebilir misin rica Abi o satılmadan önce haber çıkıyor. Direkt orada yönetimle transfere engel ol falan gibisinden seçenek çıkıyor. O transfer haberinde. Yönetim kendi kendisine satıyor ya. Bir Muhammed Mert çözelim oradan. Zor. Olur mu bilmiyorum. Abi maçlarda yaptığın taktik Discord'da var mı? 4-2-4 var. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaktık abi? Oyuncu lisanslarını kaydediyorduk. Bak unuttuk gençler. Lisanssız oyuncularım vardı. Ee, şuradan Burnham'ı falan kiralamayı düşünüyordum. 6.67 zaten. Çocuğu bir kiralayalım abi. vallahi ister hoş karşılamasın, ister hoş karşılasın. Bunu kiralamamız lazım genç çocuk. Bir de şeyi kiralayacağız. Brosya nasıl? 6.92 oynuyormuş ya. Acaba Brosya oynatsam mı ya? Bir dakika abi geri gel. Abi yeni oyuncudan hiçbirini almadık. Ne anlamı kaldı? Şunu simüle ediyorum şu maçı da. Yapacak bir şey yok. Sizinle konuşurken e, maç GG oldu. Yani şey maçı ama zaten hazırlık maçıydı. Hoca Galatasaray kare yapıyorum. Bir sene uzatma opsiyonu Mertens'te kullanayım. Bence kullanma ya. Çok fazla maaş alıyor Yunov. Know. Bence kullanma gönder abi. Gönderebiliyorsan hemen satabiliyorsan hem de para kazan. Abi tam tavuk döner. <laughs> Reis anketi geldi. Aman abi. Yakmayın abi. Koray anket açmış. Tavuk döner dediğine göre herhangi bir siyasetçiyle karşılaştırsak daha doğru olmaz mı Koray Hoca? Anketim gitti hocam Kemal Hocam sen ne diyordun ankette? Kral kuvvet antrenmanı ne oluyordu? Bireysel antrenman yerinde yok. Güç çalıştırabilirsin bireysel antrenmanda. Berk hangi anketi istiyorlarsa aç abi. Ama sorumluluğu senin haberimiz. <laughs> bir de sadakat de koyalım. 10 On tane onda da sadakat basma olsun abi. Olur mu? Sadakat de koy ankete. Hani millet sadakatini kullansın. Biraz millet şeyini atsın abi zehrini. Ya sana zahmet olmazsa açar mısın? Özür dilerim. Hayda abi. Berkçim trip mi atıyorsun? Aşk olsun. Aç mı bu biraz emirvari oldu demiş. Hayda. Açayım mı diye sordum oğlum. O yüzden aç diye cevap verdim. Yoksa emir kipiyle söylemedim ya. Ümmet buzdağı vesaire SH problemi yaşayan direkt kafa dövüşü kim olur? Hayda. <laughs> Toper arıyor. İki aroyu da severim abi. İki aroyu da taş gibi oyuncular bence. Çok beğendiğim şeyler abi. Şu an bu arada şey dönemindeyiz diye böyle sizle rahat rahat konuşuyoruz abi. Hani aradayız diye rahat rahat konuşuyoruz. Yarın bir gün sadakatlerden oyları bulacaklar arkadaşlar. <laughs> Yok artık. <abi>, bulamazlar ki. <laughs> tarım eyvallah. Nereye gidiyorsun Tarım? Ciddi anlamda çıkıyor mu? Dal, dalga mı? Anket öncesi ortamı karıştırayım demiş Hayda. Onu bırakın da abi Semih'i alamıyoruz Beşiktaş'tan ona yanıyorum ya. Şu Semih'i çeksek Adana'ya Adana çok fark yaratırdık ya. Yani. Anket geldi. Hangisini tercih edersiniz anketi? Ben bastım abi. Basılması gerekene bastım ben. Kılıç soy, gel bakalım. Abi bunun sözleşmesi bitiyor bu çocuğun ya? Bakayım şu ankete ne alemde. a ee, abi ekmek arası tavuk döner 6 oy. 7 oy. Ayda 8. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Sıralık not Aa, vermiyor hala Beşiktaş ya. Hayda 14 oy oldu. <laughs> 3 oydan bir tanesi benim haberiniz olsun. 3 oydan biri benim abi. Aa 7 oy oldu bir tane. 9 oy oldu. Aa, reise 9 oy çıktı vallahi helal. Helal beyler kim veriyor lan? Merakımdan soruyorum. İyi, i̇yi güzel güzel böyle olsun. Ben veriyorum abi. Bütün oyları ben verdim. 500 puan fazla 50 oy falan 50 puan falan daha doğru olur ya. Berkçim ikinci anket öyle yaparsın. 10 10 da olur fark etmez. Bu abi o zaman ben de burada vereyim mi? <laughs> Siz zaten ucu bana dokunmuyor demişler. Abi sadakat kullanıyorlar o yüzden böyle ya. Devam. Onu <laughs> az ya demiş. Tam 50 yap abi o zaman. 50 sadakat puanlı güzel anket olur. İkinci anket öyle yapalım abi. Adam maç günü gelsin. <laughs> Tam ekmek tavuk da ver ne biliyorum. Hem karnın doyuyor hem değişiklik süper demiş. Mürtaş da hoca demiş. Benim oyu geçersiz saydı. Abi basarken mührü mü kırdın? Ne yaptın be adam? Kazanan Fatih Terim yarısın abi. <laughs> Al vermiyorum abi. Abi bu 10 dakika yalnız anket süresi çok fazla ya. 2 dakika abi maksimum. Tarımcığım görüşürüz canım Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Üzme canını. Devam. Gidesun maçımız var abi. Gidesun'u yenmemiz lazım. Antrenman falan koysaydık. Hiç koymadık bak chatle ilgilenirken. Antrenman koymadık takıma. Ulan ailesi sevmiyordur bu kadar Fatih mi Katılıyorum. Ya, Fatih Hoca'yı ailesi de çok seviyor ya. Pardon. Fatih Hoca'yı çok severler abi. Ailesi falan da çok sever. Tavuk döner yanında ayran var mı sorusu var abi. Hayda. Sen önce tavuk dönerin aslında söyle. Amerikan destekli bunlar demiş. Eyvah. Fakirliğe o kadar alıştık ki anketteki döner bile tavuk. <laughs> abi tespit edin mi? Abi tespit edin Çok iyiydi. İpo. Abi. Çok acayip inanılmaz bir tespit abi. <laughs> Su içemedim. Suyu içemedim. Yemin ediyorum içemedim suyu. Abi inanılmaz bir yorum geldi ya. Bir şey demiyorum. Ankette bile et yenmiyor. demiş. <gülüyor> <gülüyor> Aman abi. Abi çok çok fenaydı ya anket. Güzeldi yani. <laughs> Şu Giresun'u bir yenelim de biz de. Abi vermiyorum bedava oyuncu vermiyorum ya. Allah Allah. 7000 maaşa dönmüş Al tamam hadi al verdim. Bu diyas nasıl topçu ya? Hayvan gibi geliyor. Hangi diyas abi? Ahmet Eren. İğne verdim abi Ahmet'e. Vendel sana da iğne vereyim mi? Ya Vendel bir maça çıkacağım be abi. Yeni geldi maça çıkacak. Korona olmuş. Kulüp doktoru ilgilen. Ne, kaç gün? 2-3 hafta ne lan? Kulüp doktoru ilgilensin. 11 gün. Yuh. Olur canım. Bu arada yeni gelen arkadaşlar Discord'a gelirse sevinirim gençler. Discord'da gelirseniz, e, geçmiş yayınlarımızı da YouTube'dan takip ederseniz, YouTube'a da abone olursanız çok sevinirim. YouTube aboneliği biliyorsunuz, ücretsiz. YouTube benden iyi bilirsiniz oğlum, ben yaşlıyım. Halil'e teklif var. Ya Halil yiyeceğim seni de ya. Ver 1000 euro ver al. 1000 euro da veremiyorsan kardeşim vermeyin. Metin Seven hoş geldin kardeşim. Teşekkürler takipçim Metin. Dayduh diye fizyocu var öneririm. Vallahi abi nasıl getireyim ki Adana'ya? Bizim anketler CHP belirleri gibi maşallah. Tarihsiz özgün anketçilik getirmiş. Abi anketin süresi çok uzun oldu ya. Anketin süresi çok uzun oldu. Dur tümünü gör bakayım ne alemde. Ankete bakayım. 42 oy. Tam ekmek tavuk dönere 15 oy alt tarafa. Niye yayın sonrası yapalım belki? Anlayamadım. Oyuncağız FIFA demiş. Ayda FIFA maçını unut. Abi şu Giresun maçını oynayayım da bir takımı görmek istiyorum. Hakan Giresun maçından sonra bir bakacağız. Olur. 12 olur Hakan. 12. Bir takımı görmek istiyorum ama Hakan. Transfer yaptık o kadar. Bir takımı görelim abi. Emirhan Demircan. Gel bakalım Emirhan. Size Gabriel'in lisans yok mu abi? Abi Gabriel'e lisans çıkartmamız lazım ya. Vendel'e de çıkartmamız lazım lisans. Vendel'e lisansını çıkarttım abi. Burnum'unu iptal ettim. Bu bir. Atarsan olur belki şimdi atabilirsin ya. Olur. Skorda. Mehmet'in lisansı var. Bartın lisansını iptal ettim abi. Nerede bizim de eleman? Yiğit U21'den dolayı oynayabiliyor herhalde. Zegabriel gel baba. Dokuru da almamız lazım ya. Leo Santos. Leo Santos nasıldı ya? Yo da fena değilmiş aslında. Rejiden uyarı geldi. Reklam gitmez gitmiş. İyiymiş. <laughs> ya bu da önemli maç sevmiyormuş ya bu çocuk. çocuğu ne kadar aldım ben? Bedelsiz getirdim. Ee, tam bu çocuğu salıyorum. Dokuru oynatacağım bundan sonra. Le Sant Leo Santos'u bıraktık abi. Leo Santos'u hatta satılığa bile koyarız bu saatten sonra abi. Görüşmeyi de istiyormuş. Gitsin kulüpleri önerdik abi bu çocuğu da satacağız. Tamam. Hızlı seçim diyelim bakalım ne olacak. Hakan'ı mı oynatıyorsun hızlı seçimde? Allah seni bildiği gibi yapsın be adam. O kadar adam aldık abi. Ulan kadroya bile mi almadın herifi? Vallahi kadroya bile... Aa Zegabriel gelmiş tamam. Zegabriel savaşçı oynar burada ya. Savaşçı destek oynuyormuş bak herif. Tamam kadroyu değiştirdik bittik. O çocuğu alacağız ama ya stoperdeki. Nerede abi o? Abi çocuğu göremiyorum ki. Medunya'nın değil bros. Bros değildi ya. Abi göremiyorum ki. Yani dokur dokur. Dokur sol beke mi koydunuz? Allah'ım 400 milyona kadar geliştireyim. Nasıl yani abi? 400 milyon euro mu oldu değeri? Onu mu demek istiyorsun? Çocuk bek oynar mı? Oynuyormuş ya. Çakılı bek daha iyiymiş. Kanat bek. Savunma oynayabiliyor. Standartta destek oynasın. Standart destek oynatalım madem. Madem oynayabiliyor standart destek oynasın abi. Tam yedeklerde adam var. Demir'e get, denize getirdik Tıknaz'ı alsak mı ya da Süleyman Duşu falan mı alsak? Ee, Cemal Demir var. İbrahim Koca kalsın. Muhammed Artıcı çıkarttım abi. o oyuncu değiştirme, metiştirme muhabbetinden olmuyor. Demir'e getirdik Tıknaz olsun o zaman abi. Burak Çoban çıksın. Abi aldık işte. Aa. Bir daha hızlı seçim diyelim bakalım. Tam böyle kalsın hadi. Böyle gidiyorum maça. Biz izleyelim bakalım ne yapacağız abi. Ee, biraz daha pozitif oynamaya çalışalım istiyorum abi. Halan daha gelişiyor abi ya. Halan çok gelişiyor. Otomatik numaralandırmayı verdim. Maça gidiyorum. Bakalım bir görelim bakalım. Yeni transferlerden sonra takım ne alt edecek? Soy modası. Hadi çocuklar. Kendi evimizde oynamanın da avantajını kullanmamız gerekiyor dedim ama hiç mutlu olmadı. Abi Hasan Hüseyin her, her yerde sıkıntısın kardeşim Hasan. Ya o Hasan'ın şeyi beni bitirdi ya. Abi Giresun çok taş gibi takım ya. Bayiç falan var, Sainz var. Sert oyna bunlara ikisine. Tamam böyle iyidir. Bir tık şu pres yapabiliriz ya. Şu dörtlüye pres yapabilir şu dörtlüye. Aldım da 180 şu an 270. Yuh. Helal abi. Tebrik ederim. Bakalım ne yapacağız gençler. Şunlardan puan alsak çok tatlı olur ama yeni aldığım forveti oynatamayacağım. Abi man de sarı kart yedi ya abi. Çık, ya. Çık, çık abi ya. Direkt çıkart. Hiç uğraşamayacağım onunla. Direkt çık abi. Direkt bros gel abi. Gel delikanlı. Gel yaratıcını oyna. Komple oynuyormuş lan. Oyna komple. Ama yaratıcı oynamak istiyor. Yaratıcı oyna aslanım sen. Mammini artık oynatmayacağım abi. Madem böyle. Al sana böyle mammini. Hadi bakayım. Talimat da verdim. Hayda adamı çıkarttık sakatlandı mı? Valla aldığım yeni adam sakatlandı. Kemal'cim bilmiyorum ya. Bir hiç bakmadım. Bir yayınlansın bakalım. Ne olacak görürüz. Şey diyorsun herhalde bu. Kalkan katıldığı programı söylüyorsun herhalde. O son programını söyledin herhalde. Abi Scalvin'i her türlü iyi bir oyuncu ya. Sadece kafa toplarında değil. defansif olarak da çok iyi bir oyuncu zaten. Abi Hakan'ı mı oynatıyorsunuz orada ya? Abi yediğimiz gole bakar mısınız çocuklar? Ben bu takımla nasıl delirmeyeyim? Ya ben bu onları nasıl dövmeyeyim? Nasıl? Yok hücum futbolu oynatacağım yani. Bunlar savunma yapamıyor. Savunma özürlü bunlar. Şu takımdan nasıl gol yiyoruz abi ya? Şöyle gol diyenmez yani. Hasan Hüseyin yine maç satmaya devam ediyor. Ben bununla oynamak zorunda mıyım ya Hasan Hüseyin'den? Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Mehmet. S sıçtılar iyice. Daha yüksek mi te tepki bekliyordum? Niye abi? Yedik galiba bir tane daha. Neyse bunu yemedik. Dur bakayım. İkinci degeye çıktık. Senin artık Aksaray kariyeri yaparsın. inşallah. Abi full pres yapıyorum ya. Başlarım. Full pres yapacağım. Hücum ağırlıklı oynayacağız abi. Böyle olmaz ya. Madem öyle hücum ağırlıklı. 6-40 oynuyor Mehmet. Bok kedim Mehmet. İbrahim gel bakalım abi. Ee, hangi özellik çalıştırılır defansif genç yeteneğe? Pozisyon alma çalıştır abi. O zaman top kapması falan gelişiyor. Pozisyon alması, pozisyon bilgisi, e, defansif müdahaleleri, markacı falan gelişir pozisyon almada. O nasıl bir vuruş Mehmetçim ya? Aman ket. Hocam Yeşildeniz'i biliyor musun? Yeniden başlamış güzel dizi. Ciddi misin? Nerede başlamış dip? Abi iki forvet oynayacağız ya. Vallahi iki forvet oynayacağız. Şu an benim forvetim o çocuğa bir şey olmasaydı zaten iki forvet oynayacaktı. Cemal gel bakayım Cemal. Hasan Hüseyin bir kaybol abi. Mümkünse kaybol yani. İbrahim'le beraber bunların ikisi oynasın bakayım. Tabi.com'da yeni platform. Ben izledim bayağı sağlam. Bir bakarım hocam ya. Nasıl o? Ben bir görmem lazım. TRT dizisi miydi normalde? Medunyan'ın da alacağım abi oyuna. Tilaman çık. Çık baba. Anamızı ağlattın. Ofansif oyna bakayım Medun. Bakalım ne yapacağız abi böyle. talimat da verelim ya. Defansif değil. Ofansif oynayalım bakalım. Daha iyi yaratıcı oyna. Bu takıma bir şeyler yapmamız lazım. Ortadan oynamaya zorla. Orta yapmasına izin verme. Bakalım. Maçı döndürmemiz lazım. Kendi sahamıza yenilmememiz lazım. Ya. Yoksa playoff falan da katılamayız yani. Ya Dokur yeni geldim babacım ya. ya Pierre Cani nereye vuruyorsun? Canım oğlum ya. At araya be. Ah be çocuk be. Ah be çocuk be. 4-2-3-1 mi dönsek daha az ofansif olur. Ya ben 4-4-2'ye dönmeyi planlıyorum Robson'cum ya. Da 2 forvete dönmeyi planlıyorum ben. Ya da 4-1-3-2 falan ya da 4-3-1-2 falan da olabilir. Ama 2 forvete dönmeyi planlıyorum. Çok gol atamıyoruz yani. Gol atmada sıkıntımız var. Gol atmada sıkıntı yaşadığım için taktiği ikili forvete dönmek istiyorum. Murat da sakatlanmış. Bok yedim Murat. Hadi be abi. Pas at. Pas at. Pas at çocuk. Bomboş içerisi. <laughs> abi bunu nasıl kaçırır? Boş kale lan. Şaka gibi ya. Hocam zurna durum mu? Boru durum mu? Boru durum yemedim abi. Ama zurnayı yedim. Hata usulü uzun ne durum sever, severdim. Abi forvet arıyorsan Lohan var ben birincilikte 34 kuramıştım. Bir bakarız abi birazdan ama para yok şu an. Ya forvet çektim aslında taş gibi de adam maçta önce Eşek. Ya, maça çıkamadı herifler. Maça çıkabilsem atacağız. Pastı 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 aferin abi. Hadi abi bir tane atalım ya maç bir tane. Hadi be çocuklar. Vallahi gereksiz yine mağlubiyet yazdı. 2 tane %3 kaçırdık. Çok gereksiz mağlubiyet yazdı yani şu maçı. Yer Hadi abi. Uzun oyna. Uzun oyna. Uzun oyna. Bomboş. Medu. Hadi abi. Hadi abi Cemal. İbrahim'cim kaçırma artık. Lütfen çocuk. Oh be. vallahi zorlattık ya. Forvetlerimiz bu seneki Latoro gibi. vallahi öyle abi. Sormayın ya. Bu seneki Latoro gibi forvetlerimiz abi. Çok kötü. Ama yani şu maç en az 3-1'lik maçtı. Yani. 3-1 yenmem lazımdı şu maçı. 3 tane net kaçırdık. Hangisini tercih edersiniz anketi geldi. 30 santim zurna dürüm yumurtalı patates. Ben tereyağlı yumurtalı patatesi tercih ederim ha. Olur hadi böyle şeyler de. Mammini'yi kesiyorum ha. Mammini'yi satacağım ya. Forvet oynatmayacağım bir daha eşeği. Bu kadar olur yani. Gerçi iki kişi for çalışkan forvet de oynayabilir belki de bilmiyorum abi. Top oynamıyor herif. Ahmet güle güle. Kariyerimize, kariyerinde başarılar dilerim abi. Sarımsaklı menemeninde de şu seçenekler dosyada onu da tercih ederdim. Arkadaşlar herkese soslu sosis. Abi ya soslu sosis yapmak çok tatlı oluyor ya bu arada. Lotoro final oynuyor en azından. Hoca sizinkiler ligde kalacak mı belli değil. Ayda. Dur bakalım. Bunu yapmadık. Tamam. Lige bir bakalım kaçın sıradayız. Abi iyice düştük ya. Playoff'un altında düştük şu an. Neyse. Bundan sonra biraz daha kolay maçlarımız olacak. Kendik dışında. Şanlıurfa var. Kayseri bir sıkıntı. Buca şuradan su aşağıs biraz daha rahat gibi herhalde. Bilmiyorum Allah yardımcımız olsun ya. Giresun'a ilk maç ne yapmıştık. 3-0 kazanmışız. Şimdi berabere kaldık. Transferler geldi ama az forvet sakatlandı savcıcım ya. O yüzden kazanamadık. Berabere kaldık. Gol atamıyoruz ya savcı. Oyunu bir kaydediyorum. 3 saat olmuş. Bugünlük bu kadar diyelim gençler. Tekrardan yarın devam ederiz. İnşallah bir aksilik olmazsa. Bu menajere. şimdi yayını kapatayım. Biraz ara vereyim. Sonrasında belki FIFA yayınıyla karşınızda oluruz gençler. Anketin de sonucuna bakayım. Hangisini tercih ederseniz anketinde 30 santim zuna durum. Millet 30 santim seviyor demek. 18 oyla lider. Yumurtalı patates 4 oy almış abi. Güzel yayındı. Ağzına sağlık hocam. İyiydik ya demiş. Valla iyiydik soslu. sosisle. bir ara vereyim. 3 saat oldu ya. Yarın saat 9'da her akşam saat 9'da açıyorum zaten. Beklerim yine. Ayağınıza sağlık gençler. Katıldığınız ve katlandığınız için teşekkür ederiz efendim. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. 22.05.2023 tarihli yayında olan anketlerle alakam yoktur. Hoş